sene hiçbir sağ iç skor umurumda değil. Sadece balondur. Hak ehli midir abi, nedir bu adam ya? Çok iyi çıkarmışız ha. Bak iyi iyi kurmuşsun ha. Hakikaten helal olsun. Güzel olmuş değil mi? Güzel fabrikada bu adamı inşa etmişsin. Helal olsun. Gerçekten bu kadar dominant bir sezon görmedim bu kadar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hasan abiyle beraberiz. Abi hoş geldin. Zaten selamlaşmıştık ama olsun. Arden'imle bir kere daha selamlaşmanın gururunu yaşıyorum. Abi estağfurullah. Arkadaşlar bu görüşme gerçekten yaşanması için çok badireler atlatılmış bir görüşme. Bir araba konuşamıyorum. Bırakıldı. Araba evet şu an yok mesela. Onu da sizle paylaşmıştım kaza yaptığımı. Kaza yaptığım gün Hasan abiyi almaya gidiyordum. Böyle bir mevzu var. Sonra ölüyorduk. Öyle bir durum oldu. Ne hissettin abi kaza fotoğrafını attığımda? Ben bir de sana hiçbir şey yazmadan fotoğraf attım. Bizim o kazadan önce de buluşmamız var, ertelendi. Bir ertelendi sonra evet, bir evet, daha bir ertelendi. Daha. Ben dedim artık demek ki olmayacak böyle bir buluşma. Ben umudum hiç kalmamıştı ama bugün buluştuk. Mutluyum evet. Abi. O gün için üzüldüm ama bugün çok mutluyum. Burada ben de çok mutluyum. Senin sonunda takipçilerinle buluştuğumuz için çok mutluyum. Ve abi görüyorsun seni oyuna ekledik. Çok güzel oldu. Yaşanmadan geçen yıllar bak şöyle olabilirdim. Senin peki böyle gerçekten yani oynayacaktım da olmadı falan yok gibi ya, bir şey yok değil mi? Yok kilolu bir çocuktum da hiç kilolu bir çocuk olmadığım bir evrende mesela şöyle bir şey olabilirmişim demek ki. Bakalım kaç gol atacak ne yapacak? Bir 10 sezon falan Hasan abinin kariyerini oynatacağız artık İstanbulspor'dan ileride Paris'e mi gider? Zor United'da karar gider? Veririm o tarz işlerde bakarım teklifleri bak, değerlendireceğim. Teklifleri değerlendireceğiz abi belki bir Beşiktaş olur bilemeyiz. Olabilir. Olabilir yani çok Beşiktaş sıcak istersen. Değilim ama bakalım. Arkadaşlar bu videoya sizden beğeni ve yorum bekliyoruz. Bu video kanalımdaki yüksek ihtimalle son FIFA 23 videosu. Aa. Evet son videoda sen doğru. Varsın abi. Çok güzel oldu. Vallahi FIFA 23'e evet. Layık bir final. Kapanış yani. Oldu. Çok güzel bir final oldu. Benim bu arada numarayı görmüyor seyirciler. Aa, dur şimdi benim göstereceğim. Göstersene. Senin alt şöyle. Ha. Öyle bir seçim. Özellikle istedi Hasan abi bu numarayı. Öyle bir seçim. Anısı var. Abi sen tavuk döneri neyi benzetiyordun ya? Et dönerin et tepede döner. Yağ oluyor ya aynı Talişka'ya benziyor diyordum. Neyse bakalım bu 94 de çok iş yapacaktır. Yapar İstanbulspor'da. Niye İstanbulspor'u seçtim? Hem İstanbul'da yaşayayım. Ha, zaten hem İstanbul'dayız. Daha iyi forma buluruz genç bir oyuncu için. Bilerek İstanbulspor seçimi rastgele yapılmadı. Rahat yani. Stressiz hani şimdi gol attın atamadın o kadar İstanbul'da çok şey olmaz. Anadolu yakasında mı? Anadolu'da galiba. Kurtköy tarafı mıydı ya? Kurtköy ona tarafı. Gel git zor olabilir ama neyse belki Anadolu'dan bir ev çözer bana. Abi yani. Sana şeyini ayarlarlar gel git taksi ücretimi verirler ya. Tabii Uber'imi karşıla abi. Benim. Yol su yemek verin bari yani. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi kariyer moduna geçeceğiz. Kariyer moduna tekrar karşınızda olacağız. Bakışlarda falan bir topçuluk şeyi var değil mi? Yani ben topçuyum diyor. Bu çok atar ya. Buna bir baksana bu kaç atıyor bu sezon. Bakalım hadi abi. Bu sezon zaten transfer olmayız. Tamam. Bir kendimizi gösterelim. Belli de olmaz. Öyle bir yetenek. Belki birazdan kapını çalarlar. Belki birazdan kapını çalabilirler. Şu takımdaki diğer adamların bir sözleşmesine bakalım. Terse yatmayalım sonra. İstanbulspor ne kadar kiralı? İstanbulspor adam bulamaz top oynatmaya. Değil mi? Bu seneye çok adam vermiş. Seneye buradan baksana. Bir sene diyor hepsine. Bakalım şöyle şimdi abi sezon sonuna yavaştan gidiyoruz. Arkadaşlar sizden beğeni ve yorum bekliyoruz tabii ki. Abone olmayı da unutmayın. Hasan abinin de YouTube kanalına abone olun. Twitch falan hepsinin linkini bırakıyorum. Hasan abi biliyorsunuz zaten neredeyse her gün yayın açıyorsun. Aynen öyle. Genelde futbol içerikli yayınlar oluyor. Oyun içerikli olmuyor. Yani muhabbet sohbet yayınlar oluyor. Merak eden kardeşler hem YouTube kanalımıza hem Twitch kanalımıza gelip ziyaret edebilirler. Aynen öyle arkadaşlar. Peki bu dostluk maçlarında bak birer tane gol var. Bu seneki oyun şimdi biz bu videoyu yayınladığımızda ne olur bilmiyorum çıkmış olur da sen ne düşünüyorsun gördüğün kadarıyla? Ben çok Ultimate Team oynayan bir adamım. O kısmı beni heyecanlandırıyor. Kartların tasarımı değişmiş. Altı özellik böyle yan yana olmuş. Güzel olmuş bence. Ben beğendim o işi. Bakalım ya ki bu sene geçen seneki oyunu çok oynayamadım yani. Bu oyunu çok oynayamadım. Böyle hani taşınma işleri oldu başka işler oldu. Fırsat bulup da şöyle eve güzel bir FIFA oynayamadım. Bu seneki sene oyundan umutluyum ya. Adı falan da değişti. Belki güzel bir şeyler getirmişlerdir. Bu sene ben bile Ultimate Team oynayacağım öyle yani. Ben hiç oynamam normalde Ultimate Team. Az oynarım. Ben bile bir bakacağım. Kariyer modu da ben deneyebilirim. Belki yayında da deneyebilirim. Dene abi. Hoşuma kariyer giderse modu, kariyer modu da deneyebilirim. Kariyer ya. Modu hastasıyız ya. Köpeğiyiz kariyer modunun biz. Deplasmanda Karagümrük'ü 3-1 yendik. Bak İstanbul derbisi. Kaçırıyorsun onu. Kim aldı o maçı mesela? İki tane atmışsındır abi. Bak Galatasaray'a peki yerindir. Sezon sonuna 10 gol barajını geçer misin? 10 golü şu an geçmiştir ya. Kaç şu an? Ekim. Bir bakalım mı bakalım. Geçmiştir. Bak iki tane daha attık yenildik mesela. Orada biri benim o golümde. Bakalım hemen çok merak ettim. Bak %97 golüm falan var. Onu demeyeyim. 3 gol 3 asist. Çok pas atmışız. Gereksiz pas atmışız. Ama güzel istatistik. Takımın en verimli oyuncususun Etemi'yle beraber. O da 6 verim. Sen de 6. Anlamsız bir pas aşkı var bende. Anlamadım. Neyse devam edelim sezonunda. Garip. At kendin ya. Belki genç oyuncu ya. Etemi'ye çok gol attırmışım bir kere. Etemi'yle böyle bir ilişki istemiyorum.
Daha benim ön planda olacağım bir ilişki olmalı aramızda. Şey demiş olabilir ama hani Etemi abi sen de beni gör hani şey yapma. Bak 3-0 Kayseri maçı. Orada ne oldu acaba? Orada bir hat-trick olabilir. Bu arada İstanbulspor çok iyi gidiyor. Harbi küme düşmezsek iyi bu arada, bir şey söyleyeyim mi İstanbulsporlu? Düşmeyiz ki, bayağı iyi. Baksana full kazanıyor takım. Bak. Yenilmiyor mesela. Doğru diyorsun. Bakalım Kasım ayında şu an Kasım bir ara girdi. Kasım ayında mağlubiyet ol yok mesela. Rahatsız ya. Rahatsız. Kalır rahatsız. Kalır ligde kalır. Ligde kalır. Sen de buradan bir 5-10 milyon euroya transfer edersin. İtmanlar da iyi oldu. Kendimizi geliştiririz buralarda. Bak İtman full. Hoca bize basıyordur İtman inşallah. Bak. Senin zaten oyuncu tipi öyle bir şey ki sanki şey gibi hissettim ben bakışlardan. İdman bitiyor. 2 saat daha çalışıyor. Kupada 3-1. Kupada da devam ediyor. Kupa canavarı. Senin oyuncu böyle idmandan sonra da 2-3 saat çalışan bir tipi var. Her maç gol atıyor İstanbulspor. Acayip goller kimin diye düşüncelere dalıyorum. Kim atıyor acaba? Bak bak gol atmadığımız maç daha olmadı. Trabzon ya Etemi ya ben. Burada kendini gösterir. Olsun. Bir golü sen at. Ben de gol. Kupada ne yaptık? Allah penaltılar. Kahretmesin ya. İnşallah ben kaçırmadım ha. Penaltılarda eğlenmişiz. Fener maçı var. İç saha. Fener'e bir tane atarsın. Şelme iyi gelir. 2 gol var Fener'e yalnız. Bir tane atmışsındır aradan. Ocak ayında şu an konuşuluyor mudur hani Hasan Arda Kaşıkçı diye bir topçu var falan. Ne yapıyor falan. Yavaşta. Aa Beşiktaş'a yendik. Beşiktaş'a. Olsun abi. Hayat bazen böyledir. İnsan sevdiğine alacak şey yapar. İş değil. Rize Spor maçı var. Ona da yenilir mesela takım. Tabii gitti Rize'ye yenildi. Bak Beşiktaş'ı yendi. Ankara Gücü. Ona da yenildi. Takım kötü gidiyor. 16 falan bitirir ya. Tam böyle sınırda. Şu maç kritik. Karagümrük içeride İstanbul derbisi. Onu ilkini almıştın değil mi? İlkini almıştım. Olsun olsun. Çok kötü değil. Galatasaray maçı. Göremeyeceğiz sonucunu ya. Takvimin sonunda olunca göremiyorsun. Hızlı bakarız. Yok göremedik. Bir anda böyle tık yanıp söner mi dedim ama olmadı. Göremiyorsun ya. Konya kritik. Puan iyidir. Ya hadi. Abi çok kötü gitmeye başladı. İstanbulspor bak buralarda sakatlandım büyük ihtimalle bak. Takımda bir sıkıntı var. Galiba son 2 ay sakattım. Bak full yenilgi gidiyor. 3'te 3 mağlubiyet. Hocasal bir sıkıntı olabilir mi? Kovsunlar. Kovsunlar abi. Baksana full yeniliyoruz ya, olacak iş değil. Son 3 maçtan birini kazanamazsak kümedeyiz. Abi gittik. Geçmiş olsun. Kümedeyiz bir tanesini alalım. Geçmiş alamazsın. Olsun bak. Kaç? Full yeniliyor takım. İmdat. İmdat. Aha abi 4'te 4 mağlubiyet. Mayıs'ta kötü. Full yenildik. Yok goller de kesildi. Gol de evet, gol, abi, gol de yok. Trabzon'dan 5 yedi. Sivas'tan bir Allah giderek. Allah razı olsun. Yani, hoşça kal puanını aldık. Gitti bu takım. Ben abi de. Şimdi düştük mü onu merak %100 ediyorum. %100 düştük. Aa düşmüşüz. Ben ilk sayfa muhacaba dedim. Sana bir şey değil mi? 5 puanla düştük ya. Son 4 maçtan ikisini alsak öyle. Düşmüyoruz. Son 6-7 maçlık rezillikler yüzünden küme düştük. Rezalet ya. Ben sen kaç overall olmuşsun? Ben sakatlandım 68 yani. Overall olmuşsun. 64 başlamıştık. Baksana abi takımın en iyilerinden bir artı 4 gelişmişsin. Çok iyi. Elimizden 10 gol 4 asist. Ya. Elimizden geleni yaptık. Daha ne yapacaksın abi? Kim atmış en çok? Etemi. Bencili. Bak bir asisti var Etemi Bencili'nin. Benim 4 asist. Senin 4 asist. Ama sen... Taşıdık takımı. Pas işini sevmiyorum dedikten sonra da hiç asist yapmamışsın. Bir tane yapmışsın. Orada da ultimatum. Gerekli uyarıları verdik topçuya. Bakalım 4 milyon euro da piyasa değerin var abi. Ooo gideyim bu yaz. 5-6 milyon kazandırırsın. Bunlardan kurtar beni. Ama şimdi buradan ayrılırsak bizi şey alacak. İspanya 2. lig takımları. Serie A'nın takımı. Kal mı diyorsun? Bilmiyorum, bir tekliflere bakalım yani. Bakalım abi, ben öyle 2. lig takımı belki gideceğim, orada bir şeyler yapabilirim. İspanya'nın 2. ligi dediğin, İspanya çok güzel bir Akdeniz ülkesi. Belki gider orada mutlu oluruz yani. İspanya'da mesela Avrupa'da yaşamak istesen nerede yaşamak isterdin abi? Mallorca mesela çok güzel bir yerdir. Sen de Mallorca aşkı var abi. Goygoçya'ya evet, da gittin geldin Mallorca aldın ya. Mallorca çok güzel bir şehir. Neden seviyorsun abi ekstra bir... Yo Akdeniz şehri çok güzel bir şehir. Onun dışında diğer şehirler de güzel. Bilbao da olur. Bask bölgesi. Balığı falan çok iyidir Bask bölgesinin. Balık harbiden mi? Sen gittin değil mi? Gitmedim de arkadaşlarım falan. Bir de Nihat da oradaydı. Nihat Kahveci. Orada Türklere karşı iyi bir bakış var. Değil mi İkler Nihat Kahveci? Orada gol kralı oluruz. İkon gibi olduğu için orada. Aynen öyle. Avrupa'nın çoğu semti de köy gibi şey böyle bazı yerleri. Şimdi tabii. İstanbul'da yaşıyoruz ya. Sarıyer'e de bugün geldim. Sarıyer hakkında da bir iki yorum var. Çok uzak ya. Gerek yok. Bu kadar uzaklığa gerek yok. Biraz harbi daha mi? Bu tarafa yaklaştırılmalı Sarıyer. Toplu halde biraz daha bu tarafa doğru. Değil mi ya? Bir iki sen bir şey böyle. Çok fazla tek şerit yoldan geldik mesela. Kazaya çok gebe yollar. Sen daha iyi bilirsin kaza işlerini. Biraz keşke daha... Keşke orada yapsaydım kazayı. Abi çok tek yön. Hani birini sollayayım da sen karşıdan adam gelme ihtimali çok fazla. Sarıyer'in yollarını hiç beğenmedim. Sarıyer dedikleri yeri hiç beğenmedim. Yıllardır ya, söylerim. Ya birazcık Sarıyer'leri karşıma ama alacağım. Ama seni yani. Biz şimdi buradan sonra şeye götür, Orman Adaya götürelim. Topçular orada takılıyor. Tamam, Icardi abi. Takılıyor abi orada. Ozan Icardi Turan falan takılıyor. Yaşamıyor mu? Kemerburgaz'da yaşamıyor mu? Ama Orman Adada da takılıyormuş. Yani kahve içiyormuş Starbucks'ta. Takılıyor. Allah Allah. Orada bir Starbucks var. Bütün Mahmut Orhan falan orada takılıyor. Abdülkerim Bardakçı'nın çok uzak abi. Ondan beri ünlülerin burayı seçmesi normal. Çok uzak.
ünsüz adam için bizim zor bir yer. Şurada bir nargile kafe var. Abdülkerim Bardakçı oradan çıkmıyordu. Sana o kadar söyleyeyim. Hep görüyorduk. Saçları da jöleli. Adam rahat etmek için. O adam ulusta nargile içemez. Öyle mi diyorsun? Tabii hemen çok yakalanır. Çok rahatsız ederler ya. Ama bu hemen yakalanır. Yedim. Topçularda da bu sigara nargile işi çok var ya. Ben anlamıyorum. Ben Avusturya'da yaşadığım dönemde de oradaki futbolcular da cayır cayır içiyordu. İçiyorlar değil mi? Deli gibi içiyorlardı. Yabancılar falan da içiyor böyle. E peki bunu şey düşünmüyorlar mı, hani kondisyonum azalır falan. Ben topçu olsam tribe girerim. Alkolde o trip vardı böyle. Alkol almamaya çalışıyorlar. Benim tanıdıklarım. Sigarayı öğrendiğimden beri ne olduğunu, içtiklerini anlamadım. Neden içiyorlar, ne yapıyorlar topçular. Abi 3 yıllık kontratın var. 4 milyon euro. Beni bu kulübe bağladın. 2. lige düştük. Şimdi ne yapacağız 2. ligde? Şimdi buradan çıkabilirsin abi bakalım. Teklif gel. Aha, Sampdoria. Daha ne istiyorsun abi Sampdoria? Kabul edelim Sampdoria mi, bekleyelim mi? Sampdoria nerede? İtalya. Serie A mı? B mi? İtalya. B herhalde. Düşmüş olabilir. Ver abi gelsin. Harbiden mi? Kabul ediyorum. İtalya'ya gitmekte fayda vardır. Santrfor olarak bir İtalya'ya. Sampdoria iyi bir yerdir. Sampdoria bakalım anlaşabilecek misin bu arada? Bak görüşmeler de sürüyor ha. Aha. Gittin aha mi? Aha, ayrılıyorsun kulüpten. Animasyonlar çok iyi ya. Baksana onlar da niye bu kadar üzüldü falan diye makara yapıyorlar aralarında, görüyorsun değil mi? Gülüyordu. Allah Allah. Bu kadar mıydı yani? Bir hoşçakal hoşçakal bir şey yok mu? Hemen sarılmamalı bir şey. Hayır, insan helalet yok mu yani? Allah'a kulüp emanetleri gitti. Kulüp binasının önüne bir araba çeker, bir şey çeker. Yürüyor. Yani bir taksi maksi çağırın bana arabalarına kadar yani. Bu kadar yıllarca hizmet etmişiz. 5 milyon. 9 vermiş ama. Diyorsun ki yedek kalırsın. 9'u bana vermiş adam. Çok güzel. Çok güzel. 9 Head Talks yazılı bir Sampdoria forması alacağım galiba. Çok iyi duruyor. Sen istedin değil mi öyle bir forma? Benim de şu an şurada keşke bir alsaydık da dursaydı ya. Güzel duruyor baksana. Head Talks 9. Sampdoria forması da bu arada güzelmiş yani. Sampdoria'lı varsa chat diyorum, ağzıma alışmış. Yorumlarda chat. Yorumlarda, yine chat de olur. Yorumlarda bize bir Sampdoria'lı gurme arkadaş var mıdır? Sampdoria'lı biri 9H Talks yazdırıp yollasın ya. Vallahi çok iyi duruyor. Ben şeyi merak ediyorum. İlla vardır. Böyle Sampdoria'yı tutan aranızda hani gurmeler böyle. Ben Sampdoria'lıyım arkadaş diye. Vardır biliyor musun? İlginç. Varsa bize yazın arkadaşlar. Bana yorumlarda yazın. Nasıl Sampdoria'lı oldunuz? Ya Avrul'un şimdi sana özel bir antrenman tekniği uygulayacağız abi. Hani hangi özelliğinin gelişmesini istiyorsan, şutunu mu geliştireceğim, pasını mı, ona bakacağız şimdi. Baksana oha, kaç tane santrfor var. Abi çok kötü haber. Beni niye almış bunlar? Dördüncü olduk burada. Arden. Buradan geri at bizi. Bu ne abi? 4 tane santrfor var bize ama koleksiyon mu yapıyor bu adam? Bari çift santrfor oynatalım. 3 santrfor oynatsan da bir şey değişmez. Bu adam bizi niye aldı? Şöyle bir 4-4-2'ye dönelim. Dön abi. Beni koy şeyin. Bunlardan, Gabiadini ile ben. Bunlardan bir tanesinin ayağını kaydırırız şu 28 yaşındaki. Gamine, Gumine. Onları yeriz de şu Gabiadini. Gabiadini ile sen. Gabiadini ile beni oynat. Deluca arkadan gelsin. Deluca'dan bir şey olmaz ya belli. O çok hevesi yok. Aa, bak Jesse buradaymış. Ankara güçlü Jesse var. Kandreva değişik bir takım. Takımı şöyle bir bu takım Seri B'de ise çıkar. Serie A'da ise düşer. Yine düşerse kötü bir şöhretin olacak abi. Takım düşüren oyuncu falan. Bak FIFA'da da böyle bir bug var. Oyuncuların yeni yaptıktan sonra formasyon değiştirirsen tekrar dağıtıyor. Böyle bir sıkıntısı çok var. Çok kötü. Niye böyle bir şey yapıyor? Yapmasın bunu. Vallahi bunu biz videolarda da söylüyoruz. Güncellemeyle düzelmiyor bu. Güncelleme getiriyorlar, buna bakmıyorlar. Altın team'e bakıyorlar. Allah. Öyle de hasta işi bir şey yani. Hasta. Şimdi seni abi öyle bir geliştireceğiz ki ya, burada zor bir karar vereceksin. Öyle özelliklere antrenman vermen lazım ki bütün santrforları geçmen lazım. Bak şimdi şöyle. Pasın mı, şutun bak, mu, fizik gücün mü? Gol makinesi yazıyor. Gol makinesi. Bitiricilik, sprint hızı, biraz yeter da dribblingin artıyor. Aynen öyle. Pas gol makinesi. Ya, pas kim kime atmış da biz atacağız abi. Pas. Pas diye bir şey yoktur. Forvet gol atar. Şunlardan birinin ayağını kaşıp ya gitsin. Ya ne yolla geçiyorsun. Deluca'yı da mı yollasam? Deluca'yı da yolla, mecbur kalsın bana. Önder Deluca Meluca'ya bunları. Montevago'ya değil. Yedekten Montevago yeter. Ya, tamamdır aynen. Aslandır onu. Baksana Montevago'ya 65. Seni de üzmezsen abi, ben oynayayım falan demez. Makarası da iyidir onun. Onunla oda arkadaşlığı falan yaparız. Abi sen bakalım burada ne yapacaksın? Çok merak ediyorum 15 şu an. Atarım gibi geliyor. Neden böyle bir hisse kapıldım bilmiyorum. 15 atar bu takım. Oynadım. Serie A'dayız. Yine düşeceğiz ya. Çok düşmelik bir takım çünkü. Harbi misin? Ama kalecimiz kaç Oğrul? Bir dakika. Kalecimiz 80 abi, düşmeyiz. Dur bakalım. Harbiden bak umut verdi kaleci, biliyor musun? Kalecimiz 80. Kapı gibi duruyor orada. Bir de sözleşmeleri bir dur ufak. Dur bakalım be. Sampdoria gibi bir yerde 10 gol atmak çok zor iştir. Bir de şimdi senin gibi yani bu tarz santrfor da dünya futbolunda az. Hani tabii. Böyle kalıplı vurduğun gol girecek. Gol makinesi. Gol makinesi aynen. Çok önemli bir takıma gittik. Önemli bir eşik. Ağustos ayında tek maç var abi. Şu an yatıyorsun. Yatıyorsun diye değerlendirme. Şu an bence 70 oldu topçu. İtmanla 70 oldu abi. Gol makinesi itmanını boşuna mı verdik? Şu an 70'im bence bak. Öyle bir his geldi bana. Oynamadan olmaz mı? Olur.
biraz olur. Çok tam olmaz ama olur yani. Olur. Ben yiyeceğin değil, şu an 70 giriyoruz lige. Gol geldi, gol. Gol geldi. Fiorentina deplasada ne yaptık? Bir tane attın. Kim attı? Gabbiadini atacak değil ya, biz attık. Gabbiadini inşallah çok atmaz ya. Güzel. 3 puanı getiren gol. Genoa'yı yendik. Hadi be. Deplasman Torino. Ne yaparım da Torino'da? Hiç atamam. Olmadı. 60'da çıktık. Torino sert takım biraz ondan. Abi bu ligde gol çok az. Diyorum size İstanbulspor'da bayağı gol oluyordu ya. 6-2 yenilmiş. Sen niye oh diyorsun arkadan? 6-2 hiç beklemiyordum. Hasan'a bak, düşmanımız. Düşmanı arama. 3 gol var Palermo'ya. Palermo derbidir bu arada. Derbi midir? Santore, benim bildiğim derbi. Palermo Dybala'nın eski takımı değil evet. mi? Evet. Dybala'nın, Pastore'nin, Cavani'nin işler iyi gitmiyor. İşler iyi gitmiyor. Yani biraz kötü bir durumdayız. Biz küme ya. Düşüren adam olacağız ya. Ama ha. Beni de hep kümelik bir durum abi ya. Sen de aynen yani. İyisi adamı... istedi de 3-1 Roma deplasman. Çok belki önemli. Mourinho hoca seni alır. Tam Mourinho'luk bir toplusun. Tabii beni izledi, beğenmedin mesela. Ben olsam beni beğenirdim. Değil mi? Bir de karizmandan beğenmesin lazım abi. 3-1 şey 3-1. Diyeceğim, topladım. Bence 2 maçı da ben aldım ya. Oo. Napoli yendi gidiyor takım. Bir de bir Juventus tokatladık mı şimdi? Güzel. Olsun 1-1. Bozmadı. Son 4 maç 10 puan. Yalanlar şey yapıyor. Juventus tokatladık mı yapıyor Hasan kenarda? Ya sevinir o. 5 yesek mutlu olur. 6. Atalanta'ya ne yaptık? Olsun. Nazar. Çok önemli maç. Cagliari. Bu da derbi olabilir. Yani. Ya bu derbi ya Palermo derbi. İzleyenler yorumlara yazsın. Bir karıştırmış olabilirim. Cagliari de derbi olabilir. Nazar demişken abi arabayı çarptık ya. İndik sonra işte arkadaşım var. Bana ne diyor biliyor musun? Nazar kalktı diyor üstünde. Doğrudur. Bence de öyle. Ne nazarı abi? Benim böyle inançlarım çok zayıftır ama nazara inanıyorum ya ben. Nazara? İyi bir şey mesela paylaşmam. Ben de onu yapmam. Bir iş bekliyorsam... İyi bir şey oldu mu o iş tam olarak imza atılana kadar oluyor demem. Hiç kimseye demem yani. Anneme bile demem. Evet abi, ben anneme anlattığımda bir kere olmadı mesela. Aynen olmuyor. Kadın nazar mı değdiriyor acaba? Kadın nazar değdirmiyor da dillenince mesela... Orta bir şey oluyor. Yani o öyle bir mistik evrenden bir şey. Evrenden de enerji. Aynen öyle. Dillenince olmuyor gibi oluyor. Şey ne diyorsun abi? Konusu açılmışken sezon başından yok bulut hareketlerine göre şampiyon Beşiktaş, şampiyon Fener. Yok ay oradan oraya geldi. Anların hepsi saçmalık, kepazelik. Burç işte kepazelik de neyse çok girmeyelim oraya. Onlara çok dalmayalım da onların hepsi kepazelik. Hiçbir manası yok. Yani sen doğduğunda Mars'ın sana ne etkisi olabilir kardeşim? Mars... Ne huylarını belirleyecek bile. Nerede belli değil Mars. Yatarken yanına koyduğun telefonun etkisi Mars'ın etkisinden fazladır sana ya. Ne alakası var? Huylarını belirliyor falan saçma sapan. Konuşturdum beni, küme düşüyor takım. O sinerjiyi veremedim. Full yenildik. Monza'yı yenin bari çocuklar. Bu oyunda da gerçekten biz 3'e 1 çekerken de bir enerji olduğuna inanıyorum bu oyunu simülasyonunda. Evet abi simülasyonda mesela şey. Bak biraz baktım. Aynen bak. Bu ay görüyorsun biraz odaklandın. Biraz odaklandım puanlara bak. İyi. Çok ilginç bir şey. Duyuyor mu güzel bizi acaba? Güzel bir Nisan geçirdik. 8 puan aldık. Hay Allah ya. Bak ağzımızla bozduk. Evet, İyi gidecek dedik. Kötü gitti bak. Yani gerçekten bu Google falan bizi dinliyor diyorlar ya. Bu oyun kesin bizi dinliyor. Bir şey var bu oyunda da var. Baksana abi. Ama böyle bir fikstür olur mu abicim? Napoli, Lazio, Milan. Aynı ayda bunlarla oynanır mı yani? Şu arada Parma'ya yenilmeyecektik. Mayıs'ta düştük yine bak. Geçen sefer de Mayıs'ta düşmüştük. Orada o Parma'ya şey olmayacaktı. Yenilmeyecekti. Onu bir beraberlik en azından. Abi yine düştüm ya. Bir de yine Mayıs'ta. Hasan'a bak nasıl gülüyor ya. Abi ben niye sürekli küme düşüyorum ya. Güvenç kurtara döndüm ya. Ya şurada bir de Milan'la da berabere kaldık son maç. Şampiyonla abi berabere. Abi Napoli yendik ilk yarı bir de ya. Oradan o Parma'yı yenseydik mutlak rakip. Aa düşmedik. Abi biz o Palermo değiliz ki, biz Sampdoria'yız, düşmedik. Düşmedik. Ben Palermo'yuz diye düştük sanıyordum. Sen de uyarmıyorsun. Ben de anlamıyorum. Ben Palermo'yuz sanıyordum. Çok özür dilerim. Herkes hakkını helal etsin. Düşmedik. Aa bak burada böyle gözüküyor. Burada düştük. Oğlum ne oldu? Bir karar verin. Düşmedik. Ne oldu? Bakalım. Ne oyun çeviriyor oğlum? 37. Bak. Orada bir herhalde oyunun bir sıkıntısı var. 20.yi göstermediği için bizde düşmüş gösteriyor. Biz düşmemişiz abi. Biz iyi miyiz yani? Herhalde düşmedik. O yeni sezondan. Ama biz bir de 10 puan farklı düşmemişiz. Biz baya biz hiç düşmemişiz ya. Biz çok ilerideyiz ya. Aynen Parma aynen ya, biz düşmedik ya. Düşmedik abi. 3 takım düşer. Niye 4 takım düşsün ya? Copa Italia. Burada yokuz. Olabilir. Biz en azından düşmedik. Öyle bakacaksın. Ne gerek var? Başver bu işlere ya. Avrupa'da yoktuk zaten. Bakmıyorum bile. Kaç golüm var benim? Şimdi o önemli ya. Kaç overall'i? 74. 6 overall geliştirmiş. Gol uyardık makinesi. Ama. Uyardık. Gol makinesi yapalım dedik. 17 gol 4 asist. Bak asistini de yapıyorsun. Kümede tutmuş. Kapıya diyeniye bak. 11 gol. Hiç atmasaydın onları da biz atardık. Zahmet etmesek. Gerçekten çok iyi. Sen şu an bu arada Serie A'da 16 gol. Gol krallığında ilk 10'a girmişsindir. Burası hemen kaçalım. Ben bir yer bir kaçmak sene fazla durmam. Adımı yaptım burada. 17 gol. Euro seni kümede tuttum.
Hadi ben kaçarım. Hemen bana takım buldu hocam. 11 gayet iyi. Çok 16 atan var. Evet, 11. değilim aslında. 7.yim. Aynen. 7.liği birçok kişiyle paylaşıyorum. Hatta... Hatta 6. sınıfı 2 tane oynadı var. Evet. Asist krallığında orada olmayabilir. Gerek yok. O kadar da değil. Gerek yok. Ne yapacağız? O da daha ileride. İsmi bu adam. O zaman biraz bir ilerleyelim. Yeni sezonda abi. Seni kaçarım, artık kaçarım. Başka kulüplere önereceğiz. Tabii. Bu sefer geleceği olan bir kulüp. Atılım yapılabilecek bir kulüp. Sevilla. Oralardan bir teklif bekliyorum. 74 oldun abi artık. 74'tüm. Belki şu an 76 o idmanları falan şey yapıyorsun, küçümsüyorsun. İki sezonda iyi geliştin abi, ya biliyor musun? Ya da İtalya'da başa mı giden biri olsam. Bakalım teklife kimden göre. Kimden gelirse. Teklife kader. Göre. Kadere bırakıyorum. Peki bu videoda acaba bence bir balondor alırız gibi geliyor bana ya. Ona çok duygulanıyorum. Evet, Tonks hastaları da ağlayabilir izlerken. Altın ayakkabı yok değil mi bu oyunda? Ya en çok golü atarsan turnuvada yalandan bir şey gösteriyor. Dur. O zaman ondan alalım o zaman. Şampiyonlar Ligi altın yani. Ayakkabısı falan. Şimdi şöyle bir hazırlık maçları da alsın da. Bizim takımda kaç kişi var? Bu oyunda şöyle bir şey var abi. 18'in altına düştüğü zaman satamama mevzusu var. Allah'tan öyle değil, tamam. Teklifleri bekliyoruz. Her türlü teklifi açığız. Her türlü teklifi açık değiliz. Artık eskisi kadar... Biraz seçeceğiz. Biraz seçeceğiz bu sefer. Her teklifi kabul etmem. Aha, PSV. Ne dersin? Bekleteyim mi, gidelim mi? Oyuncu üstüne bir 750 veriyorlar. Takas teklifi. PSV'de kim oynamış? Bak, büyük golcüleri düşün. Zahavi mi? Brezilyalı Ronaldo. Oynadı mı PSV'de? Tabii canım. Oo. Rutvan Nistelrooy, Brezilyalı Ronaldo. Daha bir sürü oynatmıştır iyi. Şey neydi ya? Türkiye'ye gelecekti. İsrailli bir adam vardı. Zahavi. Zahavi değil mi? Kabul ediyorum teklifi. 50 tane falan atarız orada. Harbiden mi? Şimdi Hollanda Ligi abi, orada 50 tane atıp oradan da United'a kaçacağız işte. He, oradan bir Premier Lig falan tabii, derken. Tabii. Bak o röportajlar falan filan yani ha. Abi star aldı PSV diyorum sana, şaka sanıyorsun ya. Luke de Jong oynuyormuş bak forvete. Luke de Jong'dan iyiyim ben. Belki de şu an 3. sezondayız satar, ya. Satar Luke de Jong zaten hemen. Satılmıştır aynen. El Gazi var. Bu El Gazi Santrafo şey değil mi ya? Pepe diye biri oynuyor. Pepe. El Gazi şey değil mi? Türkiye'ye gelecek diyorlardı bu sezon. Evet. Free'ydi. Beşiktaş'a da yazılıyordu. Senin bir videon var. Sen çıldırıyorsun. Evet. El Gazi gelseydi. Evet. Birkaç gün önce attığım. Evet. Shorts'tan gördüm. Instagram'da bu arada takip edin yani arkadaşlar. Instagram'da Instagram her gün yayınlarda yani. Bir gün önceki yayından en sevilen klibi atıyorum. Ha, sen şey mi yapıyorsun? Formatta atıyorum. Klip alıyorlar. Evet. En sen sevilen klibi bir gün sonra Instagram hesabımda çok görebilirsiniz. Instagram'ımızda 105k olmuş. Çok güzel. Nasıl senin kaç? 200 küsür de. Ben ama bayağıdır düzenli yapıyorum o yüzden. Atılacak çok gol var şef. Hollanda Ligi'nde. Bir de Hollanda Ligi biraz şey, hafif bir lig ya. Koku moku orada. 30 istiyorum bu sene. Atamazsak sıkıntı arar. Her maç zaten 3-5 gol oluyor. Biz, bana yine gol makinesi versen onu bir daha verebiliyor musun? Daha da gol makinesi. Verebiliyoruz. Onu bir daha ver bana. Xavi Simons var. Pepe. Yani şuna. Ama nasıl? Hile mi yaptık? Hayır abi. Arkadaşlar hile yapmadık değil mi? Şut 92 diyor. Aa. Abi Pepe'in piyi yer bunu, oynat bunu ya. Sen ne arası 74 değil miydin? Şey sezon mi? Arasında olmuş. 35 falan atması lazım. Ben, 35 falan ya. Atması lazım. Bak en son böyle bir şeyi 2 sene önce Ronaldo Rebuild yapmıştım. Ronaldo böyle gelişmişti sezon arasında, artı 9 almıştı. Ama bir aynı de sen, klas zaten aşağı yukarı. Bir de sen bak, Ronaldo, şaka yapmıyorum. Ben aşağı yukarı aynı klas. Aynı klasman topçular. Hem var ya PSV'ye bile PSV'nin fazla. PSV'nin kadro şaka mı? Orta sahaya bak, 84, 82, 85. Forvet ben 83. Bu takım... Bir şey alır. Bu takım Avrupa'ya gidiyor mu? Baksana galiba Avrupa Kupası alıyoruz Arda. Alabilir. Şöyle bir MDO'da oynatalım. Xavi Simons ufak sağ yapalım. Asimetrik şeyler. Sağ iç yap ona. Değil mi? Böyle asimetri severiz. Şimdi sen bir Avrupa'ya bakalım. 83'lük olman o çok ilginç buldu ha bu arada. Çok az görüyorum böyle şeyler. Şaşırdım. Avrupa Ligi'nde daha playofflar falan oynanıyor. Takvimde görürüz artık onu. Geçen seneki lig sonucunu göremez miyiz? Gözükmüyor ya. Keşke. Büyük eksiklik mesela. FM'de aynen. Var değil mi? Değil mi? Mesela FIFA'ya buradan duyuralım. Niye geçen seneki Hollanda Ligi sonucunu göremiyorum? Forma da bir yakıştı. Yine 9 vermişler Ronaldo, sana. Ronaldo oldum ya. Senin oyuncu da abi böyle bacaklar ince, üst taraf çok omuzlu böyle. Çok omuzlu. Çok heyecanlandığım bir sezon bizi bekliyor. Hasan bak ne kadar mutsuz. Görüyorsun değil mi Hasan? Hasan kararı var. 50 tane atacağım diye nasıl mutsuz oldu. Görüyorsun değil mi? Ayıp artık ya. Bir 6 gole şaşırdık. Piyasa değerime sakın bakmayın. 80 PSV 1 milyonu aldı beni. 80 milyon yazıyor. Sampdoria harbi kimi koyduysanız o kulübün başına. O adamın rezalet. Bir bulunda. Şöyle bir ocağa kadar gidelim bu sezon, öyle bakalım. Arada da değerlendirelim. Çok hızlı geçiyorsun çünkü. 50 falan atarım benim. Bak 4 of. Mesela 3'ü bende. 3'ünü bana yaz. Ne yapıyor ya? Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'a karşı. 3 de burada attık. Oğuzhan'a da yolladık. O da Beşiktaş'ı özledim falan diyordu en son. Özledi. Özlemi gidertmişiz. 3 tane yollamışız ona. Bak 1-1 Feyenoord. Sıkıntı, soru işareti. Niye olur. Öyle bir şey oldu? Olur abi 1-1 olur. Deplasman Ajax. Ajax'a ben mi yazdım? Hasan bak İstediğin nasıl, böyle Hasan bazı nasıl üzgün oturuyor, görüyorsun değil mi? Hasan derbeder oldu ya burada. Şampiyonlar Ligi. İstediğin maçlarda söyleyebilirsin abi. Durdururuz. Bakarız simülasyonuna.
Sonuçta hani kim sen atıyorum. Yok, böyle daha iyi. Bu heyecan daha iyi. Hop 2-2. Güzel başladık. Grupta diğer kimler var onu da bilmiyoruz ki. Abi yenilme ya. Sparta Rotterdam'a. Sparta Rotterdam. Niye Sparta ya? Allah Allah. Aa Twente. Twente'yi de yendik. Deplasman. Abi gruba baksana. City, Atletico, Porto. Daha iyi. Eğer Porto'yu yenersen iki maçta Avrupa'yı alırsın. Boş ver. Ama çok dayak yiyeceğiz şimdi. Böyle bir grupta mental kayıp olacak, anladın mı? Evet doğru. Bak şimdi 10 tane atacak mesela herif. 4 tane attı. Geçmiş olsun. Çok kötü yani. Bak moralimiz bozuldu. Şimdi Utre'ye puan vereceğiz. Yok vermedi. Yo, vermedi. Bizim takım iyi ya. Bizim takım bir zahmet Utre'ye yensin ya. Bak City ile beraber ha. Şimdi İngiltere'de. Yani. 2 tane iyi ben atacağım. Öyle boş değiliz. Ya. Bir açıyoruz 90 benim adam. O zaman Ballon d'Or almak kesin saçma olur. Saçma puanlar verdik Arden. Hollanda ligini alır bu puan vermelerini hemen alır. Ajax da büyük ihtimal full böyle gidiyordur. Sıkıntı. Sana bir şey diyeyim mi? Üçüncü olduk ha. İkinci de olmuş olabiliriz. İkinci olmuş olabilir. Atletico'ya yenildik. İki maçta yenildik sadece. Kupada da gidiyoruz. İki galibiyet. Altı. Oğuzhan Özyakup'u yine yendik. 8 puan aldık evet. Şampiyonlar Ligi'nde. Çıkabilir. Çıkabilecek bir puandır. Bir bakalım. Bir bakalım Şampiyonlar Ligi'ni yani. Değerlendirelim. Önce lig gözükecek. Ligde bak, tahmin ettiğim gibi Ajax. Harbi Ajax da öyle gidiyor. Ama Ajax'ta daha maçımız var. Yenip geçebiliriz. Tamam. Tane daha maçımız var. O maça dikkatli bakalım. Şampiyonlar Ligi 6 puan mı? Biz Porto'yu 2 tane yenmedik. Hayır bir kere yendik. Birbiri beraber kaldık. Doğru. Öyle mi? 4 Porto'dan 1 City'den, bir Atletico Madrid'den. Doğru. Zaten 8 de olsa bir şey değişmiyormuş bu arada. Evet. Porto'ya gelsen de. Avrupa'ya düştük. Playoff'ta rakibimiz Benfica. Olur. Ders. Abi zor gelmiş. Bizim hiç kura şansımız olmadı. Ne yapacağız abi baksana. Daha ne gelebilir ama? Newcastle falan gelebilirdi. Ne bileyim doğru söylüyorsun. Ama kupa harbi zormuş be. Bayağı. Galatasaray, Napoli falan var orada. Leipzig var. Zor ya zor. İşimiz zor. Neyse biz kendi golüme bakalım. Senin bir golüne yani. Bakalım. Başka. Senin overall kaç olmuş? 85. Babamızın takımı mı ya PSV? Gideriz sene sonra. 85. Nasıl oldu ya? İnanılmaz gerçekten. 16 gol 8 asist. 30'a kadar yolum var. Bu sene 30 atması lazım zaten ya. Senin dandik ligde oynuyoruz abi. Topçu da böyle bir Fernandão gibi yani sonradan futbola başlamış. Ama gol atıyor. Kariyer. Seneye Real mesela benim kafadaki takım. Öyle mi? Teklif gelmezse Real'den galiba PSV'de bir yılda şey olmaz mı? City istemez misin? City'de Haaland var. Star olmayacağım yere gitmem. Doğru öyle şeyler. Doğru Real Madrid boşta. Real'e giderim abi. Barcelona olabilir. Leva. Leva bitirmiştir bir tane top işini. Bak çok önemli puan verdik. Gerçi bize ne ya? Gol atmaya devam etsin bizim adam yeter. Abi şampiyonluk şöyle kariyerinde Hollanda Ligi de olsa istersin ya. İstersin de baksana abi içeride iki tane dandik maç kupa alacağız galiba. İlk kupamızı Hollanda kupası şekli alacağız. 3-1 güzel. Benfica'yı yeneceğiz mi? Çok güzel Benfica be. Benfica'yı eledik. Ajax geldi. Son 16'da Ajax. Kötü kupu. Aa kupada yendik Ajax'ı. Yeneriz ya Ajax'ı. Kupada yendik Ajax'ı. Yeneriz burada da yeneriz. 1-1 tamam. Tehlikeli. Tehlikeli. Abi lig bitti bizim için. Ligi çok saldılar. Abi elendik Ajax'a ya. Ajax'a mı gitsek? Kızıştırırız işleri. Ülkede bir karışıklık. Şimdi ligde çok saldık abi. 2-0 Sparta Rotterdam. Ya Ajax bir de burada yenilelim de mahvolsun. Oo biraz topladık. Ulan şu Ajax'ı Avrupa'da yenin ya. Evet. Ligde olmuş. İki maçta da yeniyorsun. Kupada yeniyorsun. Avrupa'da da yen ya. Kupada Groningen elendi. Robben'in eski takımına yeniliyorsun. Takım boş kötü ver. De acaba biz nasılız? Sen atıyor 17 atmıştın 25'e falan. 30 istiyorum. 3-3 atıyor takım her hafta. 30 lazım. Gelmiş olabilir ya. 30-60'ızdır ya dur bakalım. Tam Haziran'a gelelim de. Tahminimi söyleyeyim mi? 27. 30 atamadı bence. Ben 32 diyorum. Harbi mi? 32 attıysa 90 olur. 31'de de kalmış olabilir. 32-31 o civarlarda bir şey. Bakalım. Ligde ne yaptık? 86 olmuşsun bir kere orasını. Bir rating yaptı. Uçmuş. Ligde 2 puanla çok salmasa. O kadar saçma puanlar kaybetti ki takım. Rezalet ya şurada şampiyon olabilirdik. Orange Becker Groningen almış. Groningen finalde yenmiş bizi. Rezalet. Avrupa Ligi'ni kim almış? Villarreal. Ajax yarı finalde Liverpool'a elenmiş. Biz de elenirdik Liverpool'a. Biz de elenirdik. Şampiyonlar Ligi'nde çok meraktan bakayım. Şimdi senin bir gol sayına bir bakacağız abi. 28 gol oldu. Harbi 13 asist çok ekstra ya. Toplam 30, 42, 41 verim. Yanlış hesaplamadım değil mi? Çok iyi. 48 maçta 41 gole direkt katkı. Çok iyi abi. El Gazi de çünkü verimler de biraz bölünmüş. Sen El Gazi'ye yüksek bir asist yaptın. El Gazi çok rol çalmışsın. Yaş 31. Ne yapacağım bu yaştan sonra gol asisti? Saibari'ye bak. İsmail Saibari o da teklif şey yapmış. Teklif gelir mi hoca? Gelir. 86'lık adam. Şu an istediğin takım. Yani şu an her takım sana teklif verebilir ya. Öyle bir kıvama geldin. Bir de bakalım. Ama memnunum PSV'den. 105 milyon euro değerin var. Memnunum. Teklif gelirsek değerlendiririz ama hani illa ayrılmak istiyorum. Öyle mi diyorsun? Abi gol atıyorum
çatır çatır niye gideyim ya? Hollanda gibi yerde yaşıyorum. Rahat yer. Ben bir de şeyi de düşünürüm. Yaşadığım yer mesela bak. Gol kralı. Hasan Bey. Hasan öyle kralı. Telefona bakmak doğru mu? Öyle telefona bakarsın bak. Tebrik ediyorum abi. Başka bir şeydir bu. Abi Asis krallığına da oynamışsın sen. Nesin abi ya? Hak ehli midir abi, nedir bu adam ya? Çok iyi topçu çıkarmışız abi. Bak, iyi iyi kurmuşsun. Hakikaten helal olsun. Güzel olmuş değil mi? Güzel fabrikada bu adamı inşa etmişsin. Helal olsun. Transfer listesini ekleyeceğiz ama yani... Ekleyeceğiz mi? Eklemeyelim mi? Sen bilirsin. Ekleme abi gelirse gideriz. Bu adama gelir herhalde. Gelebilir. Bu adamın değerini düşürtmeyelim. O zaman bu sene eklemeyelim. Seneye gelmezse. Bu sene gelir. Gelir ama ben gider miyim? Her kulübe gitmem. Bunu daha önce açıklamıştım. Artık ben bir starım. Ben Sampdoria günleri, İstanbulspor günleri. Geride kaldı. O günler geride kaldı. O gün ne iş olsa yaparız abi kıvamındaydık. Bugün olduğum yerden memnunum. 28 tane gol atmışım. Seneye 28 daha atarım. Keyfime bakarım. Topçularda gerçekten böyle bir hava olması sence iyi bir şey mi? Böyle şey hani sen söyle. Gerçek hayatta şimdi burada şey yapıyoruz da. Ben oğlu hani bana teklif gelirse ben şey yaparım falan. Ya tabii canım. Adam kendini iyi bir şey midir? İyi bir şey tabii. Rahat olduğun, ben mesela futbolcu olsam rahat olduğum yerde devam ederdim. Her şey daha iyi kulüpte oynamak değil. Mutlu olduğum yerde mesela PSV'de 28 attım. Eindhoven'da yaşıyorum. Hollanda'da mutluyum. Ya mesela atıyorum. Buranın kralıyım. Buradan mesela gitmem için çok iyi bir teklif gelmesi lazım. Mesela Ferdi'sin mesela. Şimdi bu sene gitmedi ya görüşmem evet. Dedi. Kalır mısın Ferdi olsa Fenerbahçe efsanesi olayım der misin? Ya da Arda'sın. Arda gitti mesela. Yani Ferdi'nin mesela ne maaş aldığını falan bilmiyorum. Maddi olarak mesela 3 katını veriyorlarsa oraya giderim ama o da zor maddi olarak Fener'le kafa kafaya Premier Lig'de zaten düşmeye oynayacağız. Full yağmur yağışlı berbat bir yer. İklimi kötü. Mesela Milan istiyor seni. Milan'a gidersin. Değil mi? Milan'a gidersin. Neden ama mi? Mesela Premier Lig'de düşme adayı bir takım istiyor seni. Full yağmur yağış kötü iklim bir yer. Ana şimdi ne gideceksin yani? Fener'le de aynı parayı veriyorlar. Bir ama de gitmem. Burada sırf İngiltere diye gitmem. Kralsın abi öyle bir durum var. Tabii canım. Milli takıma gitme işi var. Ajax'a yazık olacak doğru söylüyor. Milli takıma gitme işi var. Giderim abi. Santrfor'da bizim milli takım dar bir eksiklik vardı. Santrfor oynarsın. Ben 86'ydım düşmüş müyüm? 86'sın. Ha tamam. Ben neye bakıyordum? Ha 23 tamam. Senin bir sözleşme 1 yıllık. Baktım şey olmuyor aynen. Seneye free chat bir yere kaçarım. Abi bir teklif bekliyoruz ya. Ağustos sonuna kadar. Gelir mutlaka gelir. Kimse böyle bir golcüyü PSV'ye bırakmaz abi. 110 milyon euroluk adam PSV'de ne yapacak ya? Değil mi? Mutlaka gelir abi. %100 gelir. Bak hiç transfer listesine koymaya hiçbir şeye gerek yok. Rahat diyorsun. Çok rahat ya. A few moments later. Teklif yok ya. Bu ne şerefsizliktir ya artık. Yeter dile geldim ya PSV'nin burada. PSV'nin bu görünmezliği ne alaka? Sangare'ye teklifler var. Sangare'yi falan sakın satma. Sangare'yle bu sene Hollanda'da şampiyon olur. Sangare'ye teklif geliyor sana gelmiyor. Başkan beni satmıyorsan kimseyi satma. Kadroyu güçsüzleştirme. Benim tek PSV başkanından talebim bu. 2 gol 2 asist şu an Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde. Yani öyle bir şey 87'yim bu arada. PSV efsanesi olacaksın abi bugün. Olayım olur. Memnun olurum bu kariyerde. Seni Yeni Zelanda milli takımı olarak gösteriyor da o bir bug bu arada. Türkiye milli takımı yani. Türkiye'de mi oynuyor? Aynen. Yeni Zelanda'da da oynadım. Şereftir Yeni Zelanda milli takımın formasını terletmek. Ne yapacaksın abi Yeni Zelanda? Abi her ülkeye saygımız var. Ocak 1'e gidelim. Belki Ocak'ta transfer olsun. Bu dönem gelmedi artık. Belki Ocak'ta gideriz abi. Ne yapalım? Dur bakalım. 100 tane gol atayım da akılları başlarına gelsin. Abi Rangers'e yenildi takım. Tottenham'ı yener biliyor musun abi? Tottenham'ı yener o. Ben sana söyleyeyim. Tottenham'ı yener. Bak ben diyorum. Bak kupada yine penaltılarda elendik. Bizde yani bir tane penaltıcı var full kaçırıyor. O kim o? Valvik. Valvik'i yenmem. Bak ya. Belli ya. Biz aynı ya. Artık dost değil ki. Etrafta dost. Ayıp ya. Arkamıza bakmadan yürüyemeyecek. Ben çok iyi bir penaltıcı olduğuna eminim benim adamım. Bence senin adam böyle Vedat Muriç tarzı evet, tavana vuruyordur. Tavana asmalı penaltıcı. Abi ligde ne kadar dandik takım varsa bizden puan olur. Bak. Ne kadar dandik diye topla. Hepsi bizden puan olur. Hadi yenin be şu AZ'yi. Birinde mi teklif geliyor acaba? Acilen bu herifi bize verin diyor. Çünkü 50 gol atmış olmam lazım. Şu ana bence 20 golü net geçmişsindir. Bak ben sana söyleyeyim. Çok gol attı takım. Hakikaten geçtim galiba. Tamam. Abi tamam. Bu El Gazi niye bu kadar rol çalıyor ya? 32 yaşında adam. Bir de buna gol attırıyorsa işimiz gücümüz bitti ya. 18'e 8 fena değil. Xavi Simons da iyi çocuk ha. O da genç. 87 olmuş baksana. O da iyi çocuk. Yaş 23. Takım çok iyi bu arada. Takım harbi iyi. Bu takıma bir kupa lazım. Bir kupa almadan gidersen bunu kaydırırız. Alamaz bu takım abi. Kupa mupa. Abuk subuk çok puan. Bak ligdeki 7 puan fark olmuş Ajax'la. Alamaz değil mi? Çok abuk subuk bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Şey lazım. Mucize lazım ligde. Üçüncü. Yine üç. Bir puanla. İkinci kim? Juventus kimle oynuyor? Sporting'le oynayacaktık. Çeyrek final garantiydi mesela. Ben sana söyleyeyim. Orada bir boy göstersin. Anderlecht'le eşleştik. Güzel. Böyle bir jeneratör gibi ama böyle ufak ev tipi.
bilgisayarı ona takıyorum ama onda da şey var. Ses elektrik çıkıyor. Gittiği zaman yani bap 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 diye ses çıkarıyor çıkıyor. 30 dakika. En azından aldığın kayıt ya da yaptığın yayını tamam, hemen kapatıyorsun. Bitmez. Arkadaşlar, Anderlek maçları var. Bu sezon biraz buruz. Aha, transfer bekleyeceğiz Ocak'ta. Gelir İstiyor mi musun gitmeyi? Gelir mi diyorsun? Ya sen istiyorsan menajerine söyleyip hani beni hocam yok yok o öner işleri, falan. O işleri bu yaz bakalım. Öyle mi diyorsun? Kışın takımını satan adam her şeyi satar ileride. Asla satmaz. Kışın transfer olunmaz ha? Kışın yani olunur. Bir teklif gelir. Değerlendirirsin gidersin ama kışın ben yönetime ben gitmek istiyorum diyen adam o yarı yolda bırakmış bize yakışmaz. Allah Allah. İşi biz yıl tamamlarız. Şu Volendam'ı bir yenelim. 3-0 çaktı. Bunlara bir puan verdik ama biz değil mi daha önce? Verdik. Güzel. Twente'ye ne çaktı Fener ya. Ayaksa bir yaklaşalım ligde. Bak Fortuna Sittard'a puan veriyor kardeşim ya. Acun'un eski takımı. Yok şeyin takımı. Oğuzhan Özyakup'la Burak Yılmaz'ın. Acun Ulcan'ın da eski takımı değil mi? Değil ya onu hiç almadı benim bildiğim. Harbiden mi? Aa Anderlecht turu da sıkıntıda. Ajax'a yenildik. Lig zaten gitti. Bize rağmen olmuyorsa bir şeyler. Bu yaz artık yönetimle konuşup. Ya hocam hani 50-50 atıyoruz. Volendam'ı yenemiyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Biz kaçalım. Şu takım ne? Sende Hollanda Ligi gurmeliği var abi. Şu üsttekini bilmiyorum bak. Üstteki Go Ahead Eagles mı acaba? Öyle bir takım vardı ya. Sende Hollanda Ligi sen belli FM'de falan vakit geçirmişsin evet. Eskiden. Hollanda Valvik Ligi. Galiba Valvik. Valvik'i de yendik. Emmen. Onu Emmen yenmemiz lazım. Aslında sen şey. Emmen'i berabere kalıyor adam ya. Hey, 3-0 ay. Yendiğimiz takımı bilmiyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Şampiyon bile olmuş olabiliriz. Yak. Umutlandırma boşa bizi. Çok puan kaybetti bunlar. Bak bunu vermesek şampiyonduk. Orada mı gitti acaba? Orada gitti. 2 puanla kaçırdık yine ben sana söyleyeyim. 2 puanla kaçırırsak kafayı yerim. Groningen'e mi kaçırdık şampiyonluğu? Daha önce de bir Groningen'e puan verdik. Kupa finalinde yenilmiştik. Ajax Groningen takıldı bir yerde ya. Ajax kesin takılmadıysa yani çok adam değilim falan yani öyle söyleyeyim. 3-4 puandan fazla değil fark. 1 puan. Buyur abi. Ya bu kadar olmaz ya. Ama hemen yandan ayrıl, hemen ayrıl. Yandan enerji vermiyor. Hemen ama. Ayrıl abi. Bunlar uğursuz belli. Rüstaman bunlar abi. Son maç Groningen'i yeneceğim. Şampiyon olacaksın ya. Hemen ayrıl buradan hemen. Benim kontrata hemen. Benim kontrata hemen çık. Avrupa Ligi falan. Abi Monaco kupa alıyor. Biz Anderlecht'e eğleniyoruz. Ben anlamadım ki sizi ya. Hadi abi. Hemen ayrıl. 89 olmuş hadi, ya. Hadi. Hemen. Her sene 27-28 atıyoruz. Adam Groningen'i yense şampiyon olacak iki ya. 2 sezonda sadece 2 Groningen maçını alsam bir şampiyonluğun bir kupan var. 0 kupa Hollanda'dan çıkıyorum. Bak 2 sene oynadım. Neyimi oynadım 2 sene? 2 gol krallığıyla eve döndük. Gol krallığına böyle plaket falan veriliyor mu bari? 2 tane plaketimiz olsun. Bir plaket vardır. Ere'de bize. Heh. Ondan işte. Ondan alalım bari. Hemen beni sat ya. Hemen. Aa bak. Kaçanlar var senin gibi. Büyük ihtimal biz de kaçtık bu arada. Çünkü kontratımız bitiyordu. Dur o şeydir. Uzatmamış. Şu an her an kaçabilir. Oğlum, şeye bırakalım. Güzel. Kendine bırakalım. Kime gidiyor? Tamam. Bakalım öyle bir kumar yapalım. Eğer bagda kalırsa son artık... Tabii. Etos kulüpten ayrıldı diyor. Gitti bu arada. Bir yere gitti. Şuradan bakacağız. Eyvah. Serbest gitti. Kalmış Free şu an bekliyor olabilir. Kime gittin dayı? Real Madrid. Ben biliyorum abi. Gider oraların adamı. Ulan istesen yapamazsın ha böyle bir şey. Bu arada şeyi söylemeyi unuttuk. Teşekkür edelim ya. Senin yüzünü yapan Yusuf Çavdar. Mod yapımcısı. Yusuf kardeş çok teşekkür ederim. Aynı ben olmuş. Arkadaşlar Yusuf Çavdar'ın da linkini bırakıyorum. Hani siz de kendi yüzünüzü yaptırmak isterseniz oradan yaptırabilirsiniz. Teşekkürler iyi günler. Onu da bir de gece yaptı. Senin yüzünü bana attı gece. Ben de nasıl gülüyorum. Çok güzel olmuştu harbiden. Böyle bir anım da bana. Kimse Hasan da tepki vermedi. Sen de bir tepki vermedin öyle. Abi ben şu an düşünüyorum yani ilk kez Real Madrid transfer oldu. İzin ver de onu bir yaşayayım. Bak ya. 83. Arda dandik maalesef oynamaz. Brahim var. Çalışkan. Oha burada başka bir Türk var. Bir bu kim? Daha gelmiş. Benim ama bütün özelliğim bitti buradaki. Hiçbir şeyim heyecanım kalmadı. He Turko Murko yok. Olsun abi sen takımın en iyisi. Rodrigo Vinicius ben. Ne diyorsun bu takıma? Manyak güçlü oldu. Az önce sövüyordun resmen. Hasan benim kariyere hiç inanmıyordu. PSV'ye giderken kaş göz yapıyor oradan abi gitme diye. Aynen gitmeyeyim de sen git Real. Havertz transferine katılmıyorum. Burada birçok şeyi değiştirmeye geldim. Havertz'e inanmıyorum. Havertz'in topçuluğuna da inanmıyorum. Havertz Rodrigo almış lan. Rodrigo oynatsana. Aynen şu şekil olacak bak. Burada da çalışkanı oynat. Tamam Türk. Devam Türk'ten. Tamam. Sağ Arda yedekten girsin. Arda öyle olacak mecbur. Girsin. Bence hayvan gibi takım ya. Ve müthiş takım. Sağ bek lazım. Santrafor'da neredeyse yalnızsın yani. Hani tabii. Anlarla geçiyor. Yuri Alberto. Sabaha kadar Yuri Alberto olsun. Yuri Alberto bir yaşta büyük senden zaten. Gerek yok. Bizim bir sıkıntımız sağ bekte. Bir sağ bek alamadınız mı ya şu takıma? Bu da genç çocuk ama bu daha gelişecek. 85 olur bu. Öyle olsun, değil mi? Real Madrid gelişmiş adam almalı. Gelişecek adam değil. Bak bizi mesela gitti 89'ken aldı. Bir tane hikaye var ya. Bu güya Perez'e diyorlar ki ya başkanım diyorlar.
Kaka diye bir topçu var. Hani Milan'a gelmeden önce mi Milan'dayken bu çok gelişecek. Bunu alalım falan. Perez de diyor ki şimdi almayalım. Gelişince alırız. Böyle bir hikaye bana da büyük bir arkadaş adam anlattı. Böyle başkan. Ne kadar doğru bilmiyorum. Büyük başkan. Ya harbiden gönlünden geçen oldu. Real Madrid'e geldin ya. PSV ne oldu benim kariyer? İstanbulspor, Sampdoria, PSV Real Madrid. İlginç bir kariyer. Hızlı güzel bir kariyer. Çok hızlı çıktık. Tehlike olmasın Hasan. Bilmiyorum abi. Bak nasıl? Hızlı tehlike olmasını bekliyorsun değil mi? Hızlı giden atın abi bilmiyorum. Ne? Ya şeyi düşer diyor. Ha. Adam böyle bir adam maalesef. Ya gerçekten düşman ya. Sezon sonunda direkt gideceğiz. Hasan abi öyle dedi arkadaşlar. Direkt dedi sezon sonunda yapıştır dedi. Real'de hiç böyle araya bakalım, Ocak'ta bakalım, bir de Şubat'a bakalım. Real Madrid'dir bu. Sen Real'cisin ha Real Barça şeyinde. Ben bu arada Avrupa'da birçok takımı desteklerim an be an. Hep değişir o anki iyi formlarına göre. Mesela şu an Tottenham'ı ve Brighton'ı izlemeyi çok seviyorum. Ama mesela hı-hı, seneye hocaları kovulur. Bir şey olur. Evet, sevmem, izlemem. Takmazsın öyle. Aynen. Ama Real çocukluğumdan beri Beşiktaş'tan sonra sevdiğim tek takım. Yani bayağı severim. Vay be. Yani forma almalı, oturup özenle izlemeli, etmeli severim yani. O kadar yani. Tabii. Biz de Messi Barça'dayken Barça'yı seviyorduk da ben sonra. Ben de hatta bir tane böyle maketi vardı Barnabio'nun. Kırıldı. Düştü. Ona çok üzülmüştüm. Yapmaya. Nasıl düşürdü? Çok güzel bir maketti böyle. Yapmalıydı. Lego değildi ama yapmalı bir maketti. Aha, geçirmeli meçirmeli. Çok güzel bir maketti. Böyle bir taşınma maşınma esnasında düştü. Bunların şimdi acayip Legoları megoları çıkmış ha. Lego seti var zaten Barnabio'nun. Bana da reklamı çıkıyor onun. İnanılmaz evet, pahalı. Çok ama pahalı. İşte bir yerde artık onu annemize hayırlı olsun dedirtmemiz lazım. Bakalım. Belki bu arada maçları da alıyor. İzliyordur yayını Lego Türkiye yetkilileri. Lego senle Türkiye. Bana birer tane Barnabio. Aynen ya bir seti tane. Sana birer Neukamp gelsin, bana Barnabio gelsin. Fark etmez, bana Old Trafford da olur, Neukamp da olur. Barnabio'yu hocaya verelim. Barnabio'yu bir tane ya. Lego Türkiye varsınızdır buralarda. Bir tane yok mu izleyen Lego Türkiye'den vardır bir çalışan bir yetkili ya? Vardır. Lego Türkiye'den bir tane Barnabio istedik. Ne istedik? Canlı mı evet istedik? Evet abi, bir tane bir kutu vereceksiniz bitecek bu ya. Bu arada çok kötüyüz. Yine yok yok kötüyüz. Maçları ben kazandık. Başarılardan uzak bir kariyer ama. Bak, kendi kariyerim çok iyi giderken. Bak mesela Sporting'i iki maçta da yenemedik. Koskoca Real Madrid. Sociedad'ı yenemiyor. Kötüyüz abi. Bizim kupa alma yönünde bir sıkıntımız var. Kendi kariyerini uçurup takımlarını o başarılara ulaştıramayan. Yener bozuyor ya. Sen bu sezon. Bu sene bir kupa aldık mı diyorsun? Aldık aldık. Bu bence sene bir kupa ve önümüzdeki eğer bu sene bir kupa alırsak lig veya Şampiyonlar Ligi. Seneye hepsini mi? Seneye bir Ballon d'Or alabilirsin. Öyle bir ihtimalin var. Gol kralı olursan. Ama nasıl North Zealand'ı falan yenemiyor takım. Nasıl Midtjylland'ı yenemiyor takım. Sporting Lisbon. Bu gruptan çıkamamış olabilir. Ligde bak arada Valencia'ya. Abi takım da iyi, nasıl yeniliyor ya? Süper kupa var, dur bir kupa alalım ya. Heh, güzel aldı. Tamam güzel. Bir kupa aldık. Kariyerimizin ilk kupası. İspanya Süper Kupası'nı aldık. Bir de orada El Clasico'da golün de var senin. Ona es geçtin. Ona es geçtim. Ağlamışımdır ama o kupa töreninde büyük ihtimal. İlk kupa. Allah Kral Allah. Kral kupasında saçma sapan yelendi. Bak Şampiyonlar Ligi'nde herhalde ikinci evet, puan olarak çıktık bir şekilde. Ya da birincidir Leverkusen geldiğine göre. Abi ligde çok çok kötü. Ligde paspasız ya baksana. Leverkusen'i yendik. Hadi Şampiyonlar Ligi'ne okey. Şampiyonlar Ligi alalım be. Bakkaldan alırız. Ligde sanki ilk dörtte yokuz galiba. Aynen öyle. Ligde ilk dörtte yokuz. Tamam. Çıktık. Güzel şimdi. Çıkışımı. Abi lige bak. Ligde çok kötüyüz. Tolere edilebilir diyecektim. Ne olacak bu öyle? Yenilmeseydik o hocam sonuç. Hocam bu takıma 2-3 tane topçu aldı ya. Sağ bek al dedik mesela, almadı başka. İkinci sezonu alacağız. Oradan aktı adamlar full. Güzel, güzel. Yarı Bayern geldi. Ritim bulsak yeter abi. Bak seviyeye 4 attık. 4'ünü de ben attım. Döndü şimdi. Bayern'le oynuyoruz. 1-1. Güzel. Rövanşta atıyorum. Rövanşta atıyorum. Bu işi bitiriyorum. Allah kahretsin ya. Ya hep şöyle son anda her şey kaçıyor. Senin kariyerde abi. Şöyle yapıyorsun mesela, elin ucundan kaçıyor. Gollere bakma. Çok başarısız gidiyor kariyer ya. Kupa yok. Ama yaş 25 oldu. Bir tane İspanya Süper Kupası var. O da en dandik kupa. Belki sonradan 3 sezon üst üste Şampiyonlar bakalım Ligi alacak. Bakalım abi. Bakalım hadi. Daha belli olmaz. Sen şu an kaç overall'sın? Abi 91 overall. 91'lik adam. Abicim kendim iyiyim. Bak ligde 2. Yine 2. Ve o kadar çok abuk subuk maç kaybettik ki yine oluyormuşuz şu an. Evet yine aynı şey ya. Süper Kupa bunu aldık. Çok şükür. Kupa'da Espanya'da elenmiştik maalesef. Şampiyonlar Ligi. Barcelona da alamamış. Öyle bakarım. Abi Bayern bizi yeriyor, şampiyon oluyor. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Ya saçma sapan ikinci maçta. Oradan bana Juventus gelmiyor. Juventus gelse finale çıkacağım. Final tek maç. Ne olacağı belli olmaz. Livramento 84 olmuş. Gidelim. Gelişecek de o 85 olacak da. Bir bakalım şöyle sen kaç gol. Of. 30 gol 7 asist. Bu adam daha ne yaptı? Şampiyonlar Ligi'nde 7 gol 2 asist. Canımız çıktı ya.
Canımız çıktı ya. Bak o da anca şimdi iyi seni övüyor ama başarılı olsan övmezdi. Hani kupa alsan. Real'e gelince övmeye başladı. Aynen. Nerede? Kötü günlerde neredeydin? Sampdoria'da neredeydin? Sampdoria'da İstanbulspor'da telefona bakıyordum. Neredeydin? Beşiktaş deplasmanına çıkarken neredeydin? 25'e 5. Alvaro 18'e 7. Takım da 60'a. Takım çok iyiymiş. Çalışkan'a bak Mustafa Çalışkan. Arda ne yapmış? Arda evet benim de tam aklıma o gelmişti. Aklıma Arda okudu. 0 gol mü? Arda gitmiş sanki. Arda gitmiş. Arda nasıl satarsan gitmiş? Arda'yı iki türkü burada kudurtursun kupalar kaçar. Kudurtursun. Arda nereye Arda gitmiş? Arda gitmiş. Gitmiş Arda'yı abi. Olmadı geri alırız ya olmaz öyle. Tottenham'a gitmiş. Tottenham'a gitmiş adam. Oynamıyor diye ve demek ki salmışlar. Haklı, hakkıdır. Hakkıdır. Gitsin. Yapacak bir şey yok. Gitsin. Gittiği yerlerde başarılı olup bizi iyi şekilde temsil edecektir. Şöyle bir gol krallığına bakalım. Ligde falan. Olamamışımdır büyük ihtimal. 22 gol as Santander'de. Aynen öyle. Şampiyonlar Ligi'nde 7 gol 70 olabilir yani gol krallığına. Yetmemiş. 13 gol var abi. Osimhen Bayern Münih. 13 maç 10 gol. İnanılmaz. İkinci sezon buraya dediğim gibi transfer lazım. Haaland. En iyi 3 Mbappe. En iyi 3 forvet. Mbappe nerede acaba? Ona da bakalım Mbappe mı? Mbappe nerede? Paris'te herhalde. Abi. Ne yapıyor? Ne ediyor? Hiç belli değil. Yok ortalarda. Başkan alsana seneye bir Mbappe beraber oynayalım. Sola atarız Mbappe'yi. Harbiden mi? Bir şeyler yap başkan. Vinicius'u mu keseceğiz abi? Bağlamıyorum abi. Top geldi. Bağlamıyorum. Sağ bek alalım takıma. Sağ bek kanserim. Sağ bek kesin şey alacağız ya. Sağ bek. Yani baktığın zaman. O işleri de bence star topçu yapar bu arada. O da gerçekçi olmuş. Mesela Messi Barcelona'yı yönetmiştir oynadığı. Değil dönem. Mi? Hani şunu canım. Alalım bunu yapalım. 565 milyon euro var. Hemen Mbappe'yi tepe, al sana. İç iç hemen Mbappe'yi Mbappe al. Hemen Mbappe'yi al. Seni kesmesin alıyorum. Starlığını kesmesin. Benim sakalı yavaş anca kes. Kesebilir de izin verirsem. 95 avrulu abi. Sol açık oynatırız ama mesela takımda biri Ballon d'Or alacak olursa. Bu mu alır? Bu alır. Orada bir ego savaşı olur. Tabii tabii o iktidarı paylaşamam. Şeyi al. Orta saha merkez alalım bir tane. İyi. İyi merkez. İyi. Çomeni nerede? Vecino olsa... Uğur Karakulukçu'yu şey sinirlendirme şey mi? Uğur abi izliyorsa şu an rastgele bir sinirlensin şöyle evde. Aa 89. Alabiliriz. MDO olur. Daha iyisi vardır ya. İkisi bir de sağ bek alalım. Bir de sağ bek alalım abi. İki MDO artı sağ bek'e tamamsın. İyi. Diğerleriyle iyi gibi duruyor. Değil mi? 100 milyon. At 100'ü. Kabul ederler mi acaba? Küfür etti. Bir hafta sonra bir daha deneyeceğiz. İşte diyor ki buraya boşuna geldiğimi düşünüyorum diyor. Sen diyor paran yok. Ona 150 diyor. Ver bari. Kalkmasın. Ha güzel al tamam. Hoş geldin Kamo. Şimdi Kamo öyle. Rodri. Çamani'den vazgeçtim. Öyle mi? Yedekleri de Musti. Sağ bek alalım bir tane. Bir sağ bek. Sağ bek'e çok sağ marka bek'e. Bir isim lazım. Çok böyle iyi. Kamavinga geldi yuvaya. Premier Lig'den geri döndürdük. Biraz tecrübelendi. Yuvasına döndü. Bir de Frimpong çakarız. Değil mi? Leverkusen'de ne yapıyor bu? Ödeyip alsaydın. Sen de ne pinti adamsın. Pazarlığa duruyorsun ya. 400 milyon euro. Kaç yazıyordu? O 200 milyona alabiliyorduk. Ben 140'a aldım. 60 milyon euro kardayız yani. Takıma bakalım şimdi bir oradan bir eksiği görürüz. Tamam öyle yapalım. Bir takıma bakalım. Aa! Abi bu pinteliklerinde falan uğraşamam. Sağ bek'i bitirdim diye kafamda yazarken sağ bek sorunu çıkarttım bana ya. İki hafta ilerleyelim alırız. Hatta 130. Bak kabul etti. Yine bu da enayi mi ya? 140 verdik iki hafta önce adama. 130'a veriyor. Biraz paraya doyur abi. Biraz mutlu et insanları ya. Çok fazla verdik ya. Bu, şimdi bunun götü kalkacak abi. Kalkmaz abi. Niye kalk? Mutlu oldu çocuk ya. Bak yuvana hoş geldin aslanım benim. Benim en sevdiğim zabektir dünyadaki. Harbiden mi Frimpong? Senin beğenim. Bir Dembele ben aşkın Lever vardı. Ben Leverkusen izlerim bu arada full. Leverkusen seviyorsun ha. Evet bu sene çok iyiler. Forvetleri en sevdiğim forvet dünyada. Kim şık mıydı? Boniface. Victor Boniface. Çok iyi sen adam. Sen Dembele'yi çok seviyordun ya. Dembele'yi de severim. Osman Dembele ama oyunda severim onu. Gerçek hayatta sevmem. Alvaro kim ya 79'luk Vinicius buraya girmiş. Vinicius gitmiş. Serbest kalmasını ödemişler. Vinicius'u kim aldı ya? Elimizden oyuncular aldı. Bu... Niye izin verdin böyle bir şey? La Liga'nın abi böyle bir sıkıntısı. Ne biçim bir adam başkansın sen be abi? Böyle bir şeye nasıl izin verirsin abi? Koskoca Real Madrid'in elinden topçuyu nasıl çıkartıyor adamlar ya? Ben buna inanamıyorum. Newcastle alıyor bir de senin oyuncunu ya. Ha, artık gözden düşmüş onu bırak artık. Boşver ya. Başka birini alalım. Kıvara sol çekelim açık. Mi? Kıvara mı? Yok sevmem. Sevmez misin? Dur bakayım merak ettim. 90 sağlam. 90 mı? Niye sevmezsin abi Kıvara'yı? Niye sevmiyorsun? Bizim... Abi düştük bak. Kaçtı Vinicius? 92 mi? Aha. 92'den az adam almamamız lazım oraya. 92. Abi, kaç yaşında Vinicius? 28. 92'ye adam bulmamız lazım. Bu da 27. Lazım. 92 adam bulmamız lazım. Vinicius'u geri getirelim. Ayıp olur ya daha yeni gitmiş. Rafael Leao. Tam yaşları Real Madrid yaşı da gelmiş. Al gel. 90, al o... gel olur olur. Real olur değil mi? Olur. Bizim bir arkadaş var aynı Kıvara biliyor musun tipi? Çok aynı. İnsan da Kıvara'ya benziyordur ki Kıvara'nın öyle çok benzetilen bir tipi vardı. 6 aydır. Sokağa çık 10 tane Kıvara bulursun. Çok az verdi kalkacak ya. Yok, o yok, aldık etti. Be. O yok, zaman etti. Dandik adam bu. Niye bu kadar çabuk verdiler?
Bunun bir sıkıntısı mı var? Çok çabuk bize kilitlediler herhalde ya. Buna 300 ver. Bak uyandırayım seni, çok büyük sıkıntı yaşarız. 300 mü diyorsun? Kendi iste. Bir kere de deyin ki hani hoca şunu ver falan. Yoksa 320 milyon reddet abi. Böyle o serbest kalmam edelim. Ver, kabul et. İmza prim falan iste. Bir de 92 kaldı ya. Acaba diyorum sol beki mi yenilesek? Sol beke de şeyi al hemen. Birini de takasta veririz. Para artı şey yaparız. Ha, Garcia artı bir para bizim. Garcia. Fran Garcia kalsın abi. Fran Garcia. Niye sevmiyorsun? Ne olur, çok severim. Aslan gibi adamdır. Şey yapabiliriz sol he. Sol bekte Alfonso Davies çeksene ya. Şu ne yapıyor? Bak sol bekte Camavinga oynatıp orta sahalardan birini verip üstüne Tchouameni alma. Öyle yap. Mantıklı geldi, böyle yap. Tamam. Değil mi? Mantıklı, mantıklı gelene mantıklı derim. Tchouameni'ye dur birini atalım. Bizdeki dandiklerden birini atalım. Zaten formasyonda artık. Musti çok cıvıtıyor. Beni de cıvıtıyor. Türk adam böyle, onun yakınlığı beni cıvık. Laştırır. Saçını da boyatmış mı ne yapmış? Bir tarz 100 değiş. Atsana buna 100. Musti artı 100. Musti artı 100 he. 100 olursa oyuncuyla anlaşamayız. Anlaşırız, daha 70 milyon şeyin kalıyor. Hayır hayır bak tamam. Şöyle oluyor. Şöyle bir baksana. Tamam anladım, demek istediğin şeyi anladım. O zaman 80. 80 artı Musti, hadi ver abi. Yani yeter artık yani. Tamam tamam. Aldı. Yalandan bir pazarlık Musti, sünnettir hadi. Dediler. Musti hadi git. Yalnız hiç sen nasıl bir Türküz diye bakayım, babamın oğluna acımam. Burası önce Real Madrid. Sen özellikle Arda'yla Musti'yi gönderdik. Bu sene de gerekli başarılar sağlanamazsa. Ayrılıyor musun abi? Daha ne yapacaksın? Ayrılmam ama ya. Bundan da nereye ayrılacağım? Teklifleri bir değerlendirmeye açık olursun belki. Yok. Şimdi Camavinga'ya bir mevki vereceğiz. Sol bek mevkisi vereceğiz ona. Sol bek çalışacak. Oynar ya. Senin de bir şeyine bakalım bu arada. Sen hala gol makinesi çalışıyorsun diye düşünüyorum. Şu an dengeli çalışıyor musun? Abi gol makinesi versene bana. Ama gerçi gol makinesi. Artık zaten gol makinesi. Daha ne makine olacak? Biraz aslında mesela. Komple santrafor mu yapsam ben acaba artık? Pas artıyor. Pas artanı verme. Fizik artıyor. Hedef artık. Oyuncu verip fiziği, ama fizik nereye artacak? Fizik de çok iyi abi. Sen bana yine gol ver ya. Gol ver. Olanın sonuna kadar yapsın. Yapıştır diyorsun. Bir de Camavinga'ya bakalım. Camavinga'ya bir mevki verme durumumuz var. Camavinga. Hemen bir sol bek. Oynar be abi. Hemen bir 90 haftada oluyormuş. Oynatırlar onu. Ya bir de en kötü Garcia bile oynasa Camavinga'yı kestirir. Ama şey kesmesin ama. Ama kesmez. Oynatsın Camavinga'yı. Abi o zaman madem takımı sen kurdun. Haziran'a gidelim. Şöyle bir durum var abi. Şöyle bir mevzu var. Kaptan deme, ağlatırsın bizi ya. Real Madrid'in 10 numarası. Ve kaptanı. Bir kupa bir şey ya. Hadi bir şeyler ya. Bir şeyler lazım. Sonra İspanya Süper Kupası alırsam harbi kusu vereceğim buraya. Kupa lazım harbiden ya. Haydi. Harbiden bir değil lazım. Hepsini almamız lazım bu sene. Çok iyi takım kurduk. Onunla gidiyorum. Benim böyle totemlerim var. Uğur abiler dalga geçiyorlar totemlerimle. Senin var mıdır oyunlarda? Mesela onuna mı gidiyorsun? Hep? Onuna giderim. Şampiyonlar Ligi maçlarını simüle ediyorsam tak 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 yaparım, öyle simüle ederim. Mesela takvimde hani yana gidiyoruz, asla aşağı doğru gitmem. Hep yana doğru giderim. Deli gibi geldim biraz ama yanlış anlamasak. Şu ligde bir şeyler be. Mesela şey işi yok mu abi sende hiç? Abi ligde yine bak. Eibar mı bu, ne bu? Girona mı bu, ne bu, ona niye bu? Şey bu Kadiz, Kadiz. Abi lige böyle mi başlayacağız bu kadroyla? Hayat abi, bir takım oturmadı da, hazırlık dönemi, fizikler hazır değil. Icardi kampa yetişmedi falan. Canım sıkıldı ya. Bir şeyler yapın abi artık. Utanmıyor musunuz koskoca? Abi Real Madrid'in galibiyeti yok. Ya. İmdat diye bağıracağım, galibiyeti yok camianın. Bugün benim bu. En kötü sezonumuz vardı. İstanbul Spor sezonları dahil. Bence 3 golümüz falan var, takım gol atamıyor. Şimdi bir de ihale sana kalacak. Tabii, sen abi, kurdun, sen kurdun ne haldeyiz? Doğru, kalırsa saygı duyarım. Camiama. Gönderme kararı alırlarsa beni saygı duyuyorum. Kaçmaya çalışırsın abi zaten burada. Kötü olursa. Premier Ligimiz var ya. Bak sen bu arada kazanmaya başladın. Abi senin hiç tiklerin var mı? Mesela kapıyı kapatırken şöyle şu açıyla gelsin falan. Benim onlar da var. Hiçbir şey yok bende ya. Nasıl yok ya? Sende var mı Hasan? Yok. Sende şu çöp kutusu olayı var ya mesela. Çöp kutusu oraya değmeyecek mesela, evet. Geçen gün sabitledim abi bunu oraya. Köşeye yapıştırdım. Aldı geri koydu orada. Ne yapıyorsun lan dedim, manyak. Delilik var bu adamın. Var abi var. Getafe'ye yeniliyor takım. Öldüreceğim kendimi bu müzikten ya. Of! Panathinaikos'a da berabere kalıyor. Ben sadece lige bakıyorum biliyor musun? Artık bir lig şampiyonluğu istiyorum yani. Lig şampiyonluğu niye olmuyor mesela hiç? Ulan bir de İspanya Ligi ol artık yani, değil bir mi? Bir tane lig yani? Şampiyonluğu istiyorum. PSV'de ikiz kere son maçta gitti. Vallahi bir tane Şampiyonlar Ligi maçına bakmıyorum. Sadece şeye bakıyorum. Süper Kup. Yine gider onu alırız ya. Saçmalığı alırız. Süper Kup. Ne yaptın? Yenildi, güzel. Almayalım, istemiyorum Süper Kup. İstemiyordum zaten, iyi oldu. Her bir istemediğim yok. İçimden biraz sessizleştim. Niye bu kadar yeniliyoruz falan diye düşünüyordum ama da. Bak, kazanmaya da başladık. Barcelona'yı iki maçta da yendik. El Clasico anlamında Barcelona'yı atıyoruz. Barcelona'yı iki maçta da yendik. Güzel güzel. Abi hayat bazen böyledir. İstediğin sonuçları geç alırsın. Bak Villarreal yeniliyor ya.
Bıktım İşte bu oyunun simülasyonu beni bu sene 3 rebitlerde deli etti. İyi takım kuruyorsun. Sen 3 rebitlerde iyi değil mi? Sen bu sene şampiyon oldun mu? Kim oluyor? Bu sene Uğur abi oldu, bitti ya maalesef. Nasıl olur Karakollukçu'ya şampiyonluk? Sorma, biz de anlamadık ya. Ama EAFC'de şey olacak. İspanyol'a yeniliyor. Arden bir şey yap ya. Bunun bir şifresi yok mu ya? Bakma bakma. Emin misin? Sevmem. Yok. Bak benim totemim de bu. Bakarsan çok kötü olacak her şey. Bayern'den takımına intikam. Güveneceksin. Bayern neleriz. Bak, eledik. City geldi. Tane bir de Açlı Ordusu gelsin abi. yener. Onu da yener. Bak buna güvenim yok. Bak. Takımına abi, güvenmez. Sen negatif sen başladın abi. Ya. Elendik negatif. İşte. Ligde de ikincilik geliyor. Nur topu gibi. 3-2 şeye yendik. İkinci olursak yine iyi bence şu an. Yok, yine gider ikinci olur. Şu maç belirledi. Mallorca mı? Aynen öyle. Orada verdik. Girona. Girona mı o? Ne o? Bir Girona bir Mallorca. İki tane üst üste. 93 olmuşum. Sol açık Alvaro oynuyor. Niye Alvaro oynuyor? Alvaro değil. Orada Leao oynamıştıdır. Oynamıştır da. oynamıştır da. 93 üstü abi. Bu rezilliği nasıl açıklayacağız biz ya? Tarafta. Kaleci biraz düşmüş bir tek. Yaşlılıktan. Kaleci alaydın. Almadın. Bakmadık abi. Hiç dikkatini çekti mi kaleci? Ben de unuttum be ya. Çok puan. Kupa alamadık bu yaz. Süper Kupayı da alamadık, o beğenmediğimiz kupayı. İspanya Kupası'nı da alamadık. Şampiyonlar Ligi'ni de alamadık. Ligi de alamadık. Bomboş geçen bir sezon. Sana bir şey diyeyim mi? 2 galibiyet aşağıyız ha. Tabii canım. Yani. Ve harcanan 500 milyon euro. Evet, bizim yüzümüzden oldu. Gazı verdik başkana. Aldık da ne oldu? City'ye yarı finalde elenmişiz abi. Ne diyeyim ya. Olsun abi, sen 93 overlısın. Kaç şey bizim gol işi? Gol krallığı ödülü var mı yani, böyle bir plaketimsi? Baksana of, abi ya. Ben ne atacağım gol. Usta? Daha ne atacağım usta? Kupa diye bağırıyor adam şurada ya. 35-6 harbi, daha ne yapacağım? Gol krallığı var mı? Baksana, merak ettim. Hemen bakıyoruz. Hemen geliyor. İşte bu. Gol kralı ama maalesef ligde şampiyon olamadı. Abi uğraşıyorum, didiniyorum. Kötü kaleciden. Seneye de bir kaleci çözelim ya. Kalmaya karar veriyorsun. Sen buradasın. Tabii canım. Abi nereye gideceksin? Herkes 93 yani. Buradan nereye gideceksin? Değil mi? Nerede başarılı olacaksın? Burada olmuyorsa nerede olacak yani? Ona... O zaman bir yeni sezona geçelim. Sözleşmelere bakalım be. Sözleşmelere bak. Kimse gitmesin bir yere. Herkes seneye buradayız arkadaşlar. Kurtuğa yedek kaleci olarak kalır mesela. Hemen şimdi birini alalım. Hemen. Tek kaleci yeter ya. Çok da kurcalamam. Magnan mı istiyorsun? Tabii. Magnan'ı al geç. Kaç olmuş? 33 yaşındaymış. Dur bakalım. Yaşlanmış. Kalecinin de 33'ü makbul değil midir? Değildir. Donna yaz. 30 tam Donna. Yaşı. Tam yaşı. Ay ya, hemen getir bunu. O zaman Kurtuğa 100 artı 100. 100 artı Kurtuğa tabii. Hemen alır biliyor musun? 131 diyor. Evet, yüzsüzlük evet. Yapıyorlar. Evet, kabul ediyorum. Evet. Sana yakışmaz bak. Sana orada bir de pazarlık ede basmak yakışmaz. Real Madrid öyle bir kulüp değildir. Hemen alacaksın orada. Değil mi? Hani ya 10 milyon az vereyim. Ya 120 artı 5 de sonraki satıştan pay olur mu? Ya karıştırma onları. Bak onu başkaları düşünsün. Sen o kulüp değilsin ha. Bak orada yine bir cimrilik yaptım. Kaşla göz arası fark etmedin. Nkunku gol krallığındaydı bir de. Evet. Rakipteydi ya. Rakibi de bozalım. Ben artık onları düşünüyorum. Artık başka çare kalmadı. Nkunku'yu al, yedek oturttur. Harbi misin? O kadar bir kin yani rakibe. Mecbur abi. Bir şeylere bunların bir de lazım. Bir adamı daha vardı, Nkunku değil de. Kaç Nkunku? 89. Yedek rol oyuncusu olur bizde. Beni alkışlatmaya girer. 120 de Nkunku'ya verelim. Bir tane dandik adam at, sever bunlar. Oyuncu değişimi sandık. Dandik adam at bir tane. Endri'yi ver sever bunlar ha. Endrik genç, emin misin? Ver. Düşünsene Ballon d'Or alıyormuş Endrik. Endrik'ten hiçbir şey olmaz. Seni sinirlendiriyor değil mi orada, evet. koşuyor kenarda. Sevmem öyle adam. Bak rotasyon takımdaki. Evet, belli yatmaya geldi. Şimdi Atletico'yu bozduk. Bu çok stratejikti. Geçen senenin şampiyonu. Biz ikinciydik. Atletico'yu bozduk. Kalecimiz kötüydü. Kaleyi yeniledik. Tamam, bizim işimiz bu kadar abi. Şimdi bakalım sen burada olacak. Bir adam ayağa kaldırtırırsın. Abi ya Atletico'da 140 alıyor. Aynı ligdeyiz. 180 verdim. Abicim sen Real Madrid'sin yani. Şampiyon olmuş adama... Aynı parayı verdim. Ya 180 verdim. Daha ne vereyim ya? Bak şimdi o Endri'yi bir daha yediremeyeceğiz belki Atletico'ya. Bu sefer adam diyecek ki o Endri'yi istemem diyecek. Ne yapacağız o zaman? O ister bir şey yaparız. Dur bakalım. İstemezse sıkıntı ya. Santrafor Endri'yi ver. Takımda abi, sıkıntı Endri'yi. Çıkaracak başkanım. Endri'yi ver abi. Bunlar da mal, yine istiyorlar. Hiç düşünmüyorum. Keşke 80 artı Endri'yi verseydik biliyor musun? Seversin sen o işi. Şu adama 250 at, adamı sinirlendirme lütfen. Şimdi rotasyon. Tamam, onu kabul ettik. 3 sene mı? Diyordu aynen. 3 sene diyordu zaten. Kıralım. 250 serbest kalmayı kabul etmem. 250'yi getirir, satacağım seni yine ya. Gerek yok maddeye. 50. Ulan çok attık ya Nkunku. Oo. Aynen çok attık. Az attı mesela, kabul bile et. Sen bu adama 180 verdin bak. Adam 2.5 artı bilmem ne alıyor. Ya gelecek yatacak ama. Yatma ya abi. Sen Atletico'yu bozmak için aldık bunu. Sadece bozmak için.
Atletico'yu bozduk. Şaka maka da 2029'a geldik he. Yani harbiden uzaylı istilası başlayacak, hala kupa alamadık. Dünyada şu an uçan arabalar var. Uçan arabalar var. 3'te 3. Elektrikli araba güzel. İşi de bir garip. 3'te 3 ile başladık güzel. 4'te 4 olursa çok mutlu olacağım. Kadiz'i alır alır. Çok güzel başladı. Bu sezon takım oturdu. Evet. Birbiriyle oynamaya alıştığı için takım oturdu bu sezon. Yaptı mı da? 5'te 5 oldu. 6'da 6 oldu. Çok rahatız ya. 7'yi göremedik. Rahatız rahat. Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Bak sen olur, olur, olur. Olur. Endirik atmıştır biliyor musun? Hırslandırdık çocuğu. İki kere adamı şey yaptık, köpek muamelesi yaptık. İki kere üst üste adamı eşantiyonla kolanın yanında bağlanan bardak muamelesi yaptık. Değiliz abi. Şampiyonlar Ligi'nde de iyiyiz. Şurada El Clasico. Şapo oturmayalım. Onun da alması lazım. Deme. Ya evet. Hadi aynen yeniler. 3-2 ben attım 3'ünde. Güzel güzel. Bak 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 bak. Şampiyonlar Ligi falan. Bu sezonun sonunda. Bu sezon bizim senemiz be abi. Bütün kupaları alıyoruz. Hadi inşallah ya, artık bu sezon alalım da bir ağlayalım Sparta ya. Sparta Prag'ı yenemiyor mesela o sırada. O olur. Nazar abi. Yani kazada nazar, orada nazar. Bari orada olsun. Zaten garantisin. Çıkman garanti. Şeyin garanti. Böyle bekletiyor ya. Bu sene az olur. Gol atıyoruz bu arada. Olsun. Takım başarısı bu senede. Aynen. Bu sene sen bu az sene gol atsan bile. Bu sene ben 22 bile atayım. Takım bütün kupaları alsın. Aynen öyle. Daha iyi. Sosyal at. İki maç üst üste sosyal atla maç var. Bak o yarıda balonu da tehlikeli. Önemli. Öbür önemsiz. Tamam. Bunu verse de olur. Bunu önemsemiyorum. Niye burada kupa? Nazar çıksın. Bu kupayı sevmem. Finalde elendim. Sevmiyorum bu kupayı abicim ya. Atletico'yu yenemiyoruz ya. Şaka mı bu? United'la eşleşmişiz. United'ı eleriz. Kupada gidiyoruz. Gayet rahat ya. Kupa final büyük ihtimal şurası. Evet final. Yapmayın çocuklar. Tamam. Yapma. Tamam. Hadi. Yani tamam. Tamam. Tamam güzel tamam. Güzel. Kupada finaldeyiz. O yarı finalle eşleşmeydi. Yen bunu. İşte bu. Tamam onu eledik. Kupada finaldeyiz. Kupa finali ne zaman? Abi her ya. Maç yenildik Atletico'ya ya. Dur dur negatife dönme. Liverpool maçı var. Endrick Show yaptı. Liverpool. Üç, güzel bir. Finaldeyiz. Harbi mi? Finaldeyiz. Kupada da bak Barcelona'da kupadayız finalde. Final mi şey mi yoksa o ya? O da bak şu final. Diye. Kupa finali şu. Mayıs'a, final. Mayıs'a gireceğiz artık finaldir. Yendik kupa. İspanya kupası. Kral kupasını aldık. Oha şimdi yarı final Şampiyonlar Ligi. Finaldeyiz. Şimdi finaldeyiz Şampiyonlar Ligi'nde. City'ye de 5 attık ha. Harbi City'ye 2 maçta 5. İyi de aldık beş. Galiba çocuklar. Hepsini aldık. Harbi bu sene bir vallahi ağlayacağım. Baş kaldırış var ya. Hepsini aldık galiba ağlayacağım. Hepsini aldık mı? Aha. Yerin şunu lütfen. Bunu izleyelim mi? İzleyelim mi? Öyle mi yapılır? Hazır mısın abi? Hiç değilim ya. Beni oynatıyorum. Kamavinga'nın kırmızı kartı var. Haydi. Onu bir düzeltelim, öyle girelim onu bir. Düzeltme ya. Neyse yani o. Şey hakkımız yapalım. Neyse. Hakkımız neyse o. Frank Garcia oynar bu camianın ne olur. Nkunku da düşmüş ya. Uğurlu düşmüş. Olur olur. Biz zaten Nkunku'yu Atletico'yu bozmak için aldık. Ligde de ne oldu belli Rodri değil. Ona de da düşmüş bakacağız. Bu arada. Rodri de çok düşmüş. Hazır mısın abi? Hazırım ya. Ne olmuş? Neyi alkışlıyoruz? Ben görmüyorum. 1-0. Ben 1-0. Kim atmış Leao? Hoşuma gitmedi. Abi o Şampiyonlar Ligi aldık ya. Şeyi kendine çevirmiş. Flaşları bütün kendine şey bak çevirmiş. 76'da da çıkarmış öyle seni. Niye ben çıktım oğlum? Takımın starı ben değil miyim? Hoşuma gitmedi. Ayrılabilirim. Bu yaz bir tekliflere bak. Bu hoşuma gitmedi. Finalde niye 76'da çıktım? Değil mi? Acaba diğer maçlarda ne olduğunu görmüyorum. İspanya kupasını benimle almadın mı sen? Bu ligi benimle kazanmadın mı? Ligi kazandın mı? Ligi kazandım. Ne kazandım? 3 kupa birden aldık bu sene. Süper kupa burada yok. Onu verdik sadece. Kupada hepsini aldık. Onu aldık. Bunu aldık. Şampiyonlar Ligi'ni onu beraber aldık. Harbiden inanılmaz. Şimdi sen önümüzdeki sene Ballon d'Or kazanabilirsin. Ben mi Leo mu? Şimdi o kafada o soru var. Çünkü finalde attı maalesef. Bir de Havertz de 92. Rodrigo 93. Rodrigo eğer senden fazla golü falan varsa, golde veya asiste fazlaysa o da Ballon d'Or alabilir. Eyvah. Öyle bir sıkıntı var. Ya 42 aynen. Gol 11 asist. Hiçbir şey yapamadım. Rodrigo'ya ayakkabıları bağlatıyorum. İyi bağlasın. 53 verim. 93 overall 28 yaşında. Ama 76'da yaşında. Çıkarım. Neydi o hareket? Ayrılabilirim bu kulüpten. Bu saygısızlığı aşabilecek bir adam değilim ben. Bak La Liga'da gol kralısı Zapata'yla. Lan Zapata ne alaka? Zapata git de. Asist krallığında yoksun. Güzel. Ama krallığında şeyi var gördüm. Havertz'i gördüm. Gol yenmeyen maçta Şampiyonlar Ligi'nde kesin gol krallığının olduğunu düşünüyorum. Şimdi Haaland... Ben önce takım başarısı derim. Bu sene iyi gittik. Önemli değil. Haaland olsun. Değil mi Haaland? Ama şimdi Ballon d'Or önümüzdeki Aralık ayında bakacağız. Sen bu sene burada kalmak istiyor musun, istemiyor musun? Kalalım ya. Şimdi Ballon d'Or önümüzdeki Aralık'ın ikinci perşembesinde veriliyor ve çok ilginç. Yani Haaland'a bile verilebilir şu an gol kralı olduğu için Şampiyonlar Ligi'nde. Abi bana verilmeyecekse bu töreni falan büyük sıkıntı yaşatır. Haksızlık yaşanabilir.
Kaan Kazgan'la gelirim o törene. Bana verilmeyeceksin. Bütün kupaları al, 42 tane gol at. Törende başkası alsın. Transfer lazım mı? Alalım mı? Rodri 87'ye düşmüş abi. Hepsi de milli takıma gitmez be. Nedir bu be? Herkes milli takımda. Baksana Rodri gidiyor. Rodri 34 Rodri. Yaşında. Onun yerine bir 90'lık adam lazım artık. Oraya ne al biliyor musun? Aa, Kamavinga nerede? Tamam, Kamavinga'yı sola çek yine. Bunlar daha gider. Rodri yerine... Kimih de yaşlıdır. Genç biri lazım. Ya da Kamavinga'ya diyeceğiz ki görev başına... Merkeze dön. Merkeze dön. Bir tane sol bek alacağız. Sol bek daha kolay bulursun. Vardır ya. Verelim mi? Verme abi. Yedek var mı yedeğimiz? Yok abi yedek ya. Başka topçu ver. Livramento'nun pozisyonunda dandik adam vardır. Diakite'yi ver, sever. Barcelona sever mi? Seversin, seversin. Diakite. Hem Barcelona'dan adam almış olur. Diakite'ci. Diakite'nin hastası değil mi? Bak lütfen makul işler ya. 280... Transfer yapan adam 280 alıyor ama transfer yapan adam 400 beklentisiyle yapar bunu. Oha. Başka niye yapsın transfer? Ama 32 yaşında abi. Tamam seni mi kıracağım 310 abi. İmza primi ver bari biraz cepten para at adama ya. Artık buna da yani gelmeyen adama da yani 3 milyon... Doğru hamle yaptık. Bafode Diakite acaba iyi bir topçu muydu ya? Acaba... Bir tane de şunlardan bir yedek mi çeksek acaba abi? Gerek yok. Vardır yedek orta sahada. Hiç mi yok? Bir bakalım bir orta. Gerçi Rodri artık yedek olacak mesela. Rodri var abi evet. Kamavinga. Peki burada kaç alıyordu? Artı 2 yine tamam. Mevkisine hızlı alışır. Benim için önemli olan o. Mevkiye hızlı alışması. Kamavinga sen geri oğlum şeye dön oğlum. 4 hafta tamam. Dön defansif orta sahaya. Sol bekte Teo'yu aldık. Biz bu Mumbai City ile falan ne alaka bunlarla? Kaç para verdiler bize? Zor hazırlık maçında kötü takım severim ben. Öyle mi? Abi ne gerek var? Hazırlık geçen maçında... sene Inter'le oynayıp 3 yedik mesela. Ne gerek vardı ona? Beşiktaşlı bir akrabam var benim. Geçen şeyde karşılaştık kilisede. Onunla konuşuyorduk. Bana dedi ki senin dedi hazırlık maçları dedi yenilmek iyidir dedi. Dedim niye? Dedi ki Beşiktaş dedi Gordon Wheeler döneminde dedi yenildi dedi şampiyon oldu. Kimin için dedi buna? Hazırlık maçlarında kim yenilmişti de sana bunu dedi ki? Öyle genel futbol konuşuyorduk. Hazırlık maçları. Akrabana selam olsun. Biliyorum. Bence katılmıyorum bu arada. Hazırlık maçından yenilmek benim canımı çok sıkıyor. Değil mi? Önemsemem ben hazırlık maçını. Kötü takım olsa da 15 tane atsan daha güzel olmaz mı? Değil mi? Böyle gaza gelmeli. Morallenme abi 15 tane at. Galatasaray gider bulurdu. Almanya 5. liginden bilmem ne spor. Harbiden 20 mi? 20 tane atardı. Keyifli bence. Bayern Münih her sene bir takımla oynuyor. O otelde kamp yapıyorlarmış. Otelin olduğu bölgenin takımı. Allah'ım. Bir sene 20 atıyor, bir sene 27 atıyor. Geçiyorlar yani. Güzel ha, muhabbet olsun be abi. Aralığı alayım. İkinci perşembesi. 12 Aralık. Hadi bakalım. 2030'a geldik. Bu sene hiçbir sağ içi skor umurumda değil. Sadece balondur. Harbiden mi? Biraz bencillik abi o kadar. Her sene mi Real'i kayıracağız? Bu sene de Barcelona alsın kupaları. Ne yapayım? Bak aldı zaten. Allah Allah. Allah Allah. Hiç umurumda değil. Bu sene ilk kupa umurumda değil. Balon ne ya? Ne olduk ya? Tamam güzel. Güzel. İlk galibiyet. İyi boşver ya. Eibar'a ne yaptık? Yendik. Tamam başladı. Onlar şimdi tatilden yeni gelmiş. Alaves ne yaptık? Yendik. Barcelona'da yenersek topladık bu işi. Yendik tamam. Tatilden yeni gelmişlerdi onlara. Her bir avans vermişiz. Girona'yı yendik. Sevmediğim bir deplasmandır Girona. Espanyol'u yendik. Valencia'yı yendik. Çok güzel gidiyoruz maşallah ya. Ama artık Ballon d'Or gelsin. Real Madrid'de oturdu takım bu arada. Sen de oturdun abi. Biz kurduk ama takımı da. Bunlara kalsa kuramıyorlardı. Yine o tavsiyeleri de ben verdim. Mesela orada da bana bir... Sen Real Madrid olarak... efsanesi oldun. Yani Ronaldo'yu geçmedin daha ama... Ronaldo'yu lafa etmem asla. Cristiano'yu geçemez misin? Hey Cristiano. Kimse geçemez. Sen Ronaldo'cu musun, Messi'ci misin? Ronaldo'yu ben her zaman daha çok severim. Daha önde görüyorum. Ha. Önde seviyorsun. Görüyor değil. Severim. Ha. Hazır tören mısın? Nerede? Tören nerede? Geliyor şimdi. Geçtiğimiz an göreceğiz. Haverse 93 olmuş. Ulan bunlar da bana mı özeniyor birader? Büyük Real Madrid'den! İşte bu abi. Bunları çok yaptık. Vay be! Ballon d'Or geldi. Hey Talks! Baksana ligde yılın futbolcusu ödülü sahibi Real Madrid'den Hey Talks oldu diyor be. O top oynuyor niye? Kafa da yumurtalaşmış ama benim. Daha böyle bir değişik kafa. Kafam var ve X'ler yumurtaya benziyor. Bir değişik ama yok. Tatlı bir çocuk ama. Bakışlar falan bakışlarını çok bakışları benzetmiş. Işte, bu adamın her şeyi değişmiş ama bakışları değişmemiş. Harbi o bu işte. Baksana bak şu animasyonu ben. Be. Bak ya! Şu duruş gururlu bakış. Bu millet için de bir gururdu. Harbiden Ballon d'Or'u alan ilk Türk. Bir Şampiyonlar Ligi daha mesela hani. Deli gibi isteriz tuzu mesela. Tuzu biberi, tuzu biberi. Deli gibi isteriz onu. Gelsin. Sevilla'ya ne yaptı yendi. Bak o artık törenin de mutluluğuyla gelene geçene atarım ben. Törenden sonra bir kulüp falan sonra... da yapmış mıdır abi? Her şey olmuştur törenden sonra. Tören bir de benim bildiğim güzel Paris'te. Bir şehirde oluyor. Evet Paris'te oluyor. Paris geceleri. Akılmıştır büyük ihtimal.
Okutlayacağım ama hemen ezeceksin onu. Değil mi? Başarı varsa hemen ıslatacaksın. 4 süper kupa falan. Da falan aldı takım. Değişik bir takım ya. Baksana süper kupa aldı. Bu takım gider daha 2 sene makine gibi gider bu takım buradan vermez. 2'den fazla gider de. Arada takım. İşte yaşlanan yerine hemen işte Kamavinga, Rodri hemen yapacaksın onları. Rahat gider bu takım. Sıkıldı artık takım. Sen galibiyet bu takımla bir de eğer kupadan şimdi... Kupadan elendik bu arada. Bu kadar överken takım Mallorca'ya elendi. Olsun artık motivasyon eksikliği oldu. Sen bu takımla eğer şimdi Leao Havert senin önüne geçmeye, ayağını kaydırmaya çalışmazlarsa daha Ballon d'Or da alırsın. O da var. Seneye büyük ihtimal onlardan biri alabilir biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Gelişmiş çocuklar çok. Boş oturmuyorlar yani. Onlar, abi 4-1'e yeniliyor ligde. Büyük sıkıntı var. Şampiyonlar Ligi'ne ne oldu yeniliyor ya? Odak eksikliği... Kupa şeyden elendik bu arada. Şampiyonlar Ligi'ne elendik. Hem de şu takıma elendik. Bak onun kimin bayrağıysa ona elendik. Bayrağı. Çok garip bir takıma elendik. Ulan o kadar övdük 2 saniyede her şey değişti ya. Kupadan elendik. Şampiyonlar Ligi'nde no name bir takıma elendik. Çok moralim bozuldu. Neyse iyi kazanmaya devam ediyoruz da moral bozucu. Ben lig şampiyonluğuna bakarım kardeşim. Baksana abi dünyanın en iyilerinden diyor. Zaten Ballon d'Or aldın ya. Daha ne yapacak daha ya? Daha ne yapsın bana? Real Madrid'in kaptanı Ballon d'Or. Gol makinesi. Daha ne yapsın? Kaç atmış geçen sene göremiyoruz değil mi? Bir sene geçtik seneyi. Geçen sene bakayım. Biz neredeyiz en son? Ara verdik arkadaşlar. Biz ara verdik arkadaşlar biraz. 34 gol 11'e sezon sonundayız biz ya. Ama az atmış bak bu sene fark ettin mi? O 40'lar falan yok. Abi biz gol kralına baktık mı? Bakmamıştır Rodrigo. Seneye Ballon d'Or'u bu alıyor. Asist krallığında da ikinci herif. Sana bir şey değil mi? Sıkıntı yaratabilir. Champions League'den Elif abi. Elmas'a bak asist kralı. Gol krallığında ne var? Ulan biz Burnley'e gitmişiz. Burnley'nin yeni logosu. Burnley'e gitmişiz. Burnley'e elendik biz. Ha. Lige falan baktık mı? Benim kafayı yedik. Ligde şampiyon gitti. Olduk ya. Olduk. Zaten çok öndeydik ligde. Tamam. 98 puan. Şampiyonlar Ligi'ni yani verdik. Bir tek onu aldık ama diğer hepsinde elendik. Allah belli olmaz. Ballon d'Or'u başka ligden birine de verebilirler. Evet, evet. Biz almıyorsak Rodrigo almasın. Onu isterim sadece. Rodrigo alırsa takımdan ayrılır mısın? Ya Ocak transfer dönemi hareketli geçer. Bütün dünya için. Senin yer değiştirmen zaten. Ben gölgede dünyaya... kalmam abi. Gölgede kalmam. Takım değiştirecek olursam bütün takımlar ister abi seni. Öyle bir durum var. Tabii canım. 93'lük bir santraforu yani istemeyecek adama zaten deli demen lazım. Burayı da dağıtır gideriz bu oyunculara da. Tabii tabii. Hepsini gittiğimiz yere götürürüz. Maradona gitmiş ya Napoli'ye. 3-5 tane kankisini götürüyor. Öyle mi yapmış ben bilmiyorum onu. Napoli'ye gidiyor. 2-3 tane adam aldırıyor kendine. Olaya bak. Maradona götürürüz. Da neyi gidiyor? Çameni ile Kamavinga'yı götürürüm. Benim kankalar onlar. Onları sevdin ha. O ikisini alırım. Onlarla sırt sırta verip yenemeyeceğimiz kimse yok. Şey falan, Leao falan. Gözü var senin kalsın yerinde. Benim göz 93 olmuş. Daha ne bulursa ya. Şimdi abi Ballon d'Or'u alırsa büyük tatsızlık var bu arada. Abi ya. Canım yani sen şimdi. Hemen Perşembe'ye uçarız mesela abi. Hemen. İlk ay bir... Çok gerildim bak. Şimdi böyle deyince bir anda gerildim. Sen şu an senin takım. Şu an Real Madrid'e geldin. İlk sezon boş geçti. İkinci sezon sonunda ligi aldın iki kere. Bir kere Şampiyonlar Ligi aldın. Bir Ballon d'Or'un var. İkinciye oynuyorsun. Şu anda ikinciyi alabilirsin. Alayım. Aslında ya Real Madrid kariyerin başarılı geçti. Kariyerini kurtardık Real Madrid'de. Abi canım. Bir Şampiyonlar Ligi, bir lig, Ballon bir Ballon d'Or yeter. Ya bana yeter zaten. Bu üçü yeter. Sırf Şampiyonlar Ligi'ni alamayan İbrahimovic var mesela. İki lig oldu zaten. İki lig oldu aynen. Tamam. Bir Şampiyonlar Ligi var. Bir Ballon d'Or var. Bir İspanya Kupası var. Bir İspanya Süper Kupası var. Daha ne olsun şimdi? Yani bir şey kalmadı ki abi zaten. Abi sayısal olarak hepsinden birer tane. İkişer üçer olabilirdi ama bu kadar da olabilir. Canımız sağ olsun. Ballon d'Or alamayan kaç topçu var? Ya da Şampiyonlar Ligi kazanamayan. İbrahimovic işte kazanamadı. Abi. Yalnız değişik başladık kötü bu sezona ya. Kötü başladık. Bir değişik başladık. Bir sakatlık var. Tutamıyoruz. Ritim tutamıyor takım. Bu sene sıkıntı var. Bu sene Ballon d'Or alamadığımı söyleyeyim mi sana? Buradan çıkmasın. Haaland. His geldi Haaland alıyor galiba. Öyle mi diyorsun? Geçen sene kim kazandı Şampiyonlar Ligi'ne? Bakmadık ki. Bakmadık. Kim eğer şimdi birini görürsek, Haaland'ı görsek demek ki City almış demek. Bence öyle. Mbappe de aradan alabilir. Biz bu arada Şampiyonlar Ligi'nde büyük sıkıntıyız şu maçı alamazsak. Aldık. Büyük sıkıntıyız. Bak Hasan da hemen güler ya. UEFA Avrupa ben de Ligi'ne düşüyoruz galiba. Ben sana güldüm. Avrupa Ligi'ni alsak... 3-1. Güzel. Hazır mısın? Ligini alsak onu da alalım. Ondan da yoktu. Rodrigo 94, Havertz 94. Ben alamadım banko da. Ben niye bu takımın eziği oldum ya? Çok sıkıntı abi. Rodrigo almış. Böyle bir şeye izin vermemen lazımdı sen. Ben ne yapayım? Hocasın. Bir şey yapacaktım. Rodrigo'yu yedek oturttur kalan fikstürde. Bakalım ne olmuş. Ama yani bu kadar da Türk'üz diye olmaz baba. 24 golü 10 gol ya. Aralığın ikinci haftası 24 golüm var mesela. Konuşulmuyor. Evet, konuşulmaması harbiden beni üzüyor abi. 24 gol.
Sene sonu ben bu istatistiklerle 50 golü bulursun. Bir sen. Attırsana ona. Bir sene sonuna kadar git bakalım ne yapacak benim adam. Merak et. Ballon d'Or'u almamak beni de çok üzdü ya. Sırslandım ama. İyi mi oldu değil mi şimdi? Şimdi yani? İyi oldu. Birazcık şeyi kaybetmiştim. Motivasyonu. Hani daha ne yapacağız ki diyordum. O açıdan iyi oldu bu sezon. Bu sezon biraz daha... 50 gol atıyorum şimdi, iyi izleyin. Şu maçlarda şu son 3 golü sen attın mesela. 3 değil 4 golü sen attın. Hepsini ben attım ya. Bundan sonra full. Barcelona Süper Kupa maçı mı ya? 2-2 beraberlik. Kötü gidiyor ligde takım. Liderdir bu arada. Bu kadar kötü gitmesine rağmen lider olduğunu düşünüyorum. Barcelona 5-1 falan yapıştıran bir takım. Bir kupa daha aldık mesela. PSV zamanları be. Vay be. Mesela bir kupa aldık. Hasan hiç gık demiyor mesela. Öyle o kenarda oturuyor. Tebrik ederim abi, kupayı almışsın. Allah başarını tamamen erdirsin. Yani mesela böyle bir mesaj atılabilir. İç sağ Liverpool'u yendi. Bu ay güzel gitti. Bu İyi, ay fena gitti. Liverpool'u elersek tamamdır, iyiyiz bu sene. Niye böyle oldu? Ligi bence ya bir puanla alacağız ya bir puanla vereceğiz lig. Lig sıkıntıya mı girdi? Bence rahatız ligde ya. Ne olursa olsun. Ben sana söyleyeyim, rahatız. Harbi mi? Bana öyle geliyor. Sen artık. Öyle diyorsan öyledir. Sen rebuild sendedir abi. Biz yani sana iddiam edelim bir şey. Estağfurullah. Aa, Fiorentina zor takım. Böyle takımlar yapıştırıyor biliyor evet. musun? Oh. Ama Bayern geldi. Yarı final mi? O yarı mı? Ustam. Yarı final mi? Yarıdır abi. Bunu elediğin anda finaldesin. Oo, yine Juventus. Severiz finallerde. Finali onu oynatalım ha. Yine oynatalım. Yapma. Yine hocayı 60'ta çıkarmasınlar bu maçta. Ligi aldık bu arada. Ligi aldık tabii abi. Ligi rahat aldık hem de. Eskiden hani kötü al... Böyle bir ucucuna falan diyordum da yok, rahat aldık ligi. Abi ben niye 93'ümde bunlar 94 bir şeyler yapıyor ya. Senin yaş geldi abi, sen artık emekliliğe yakın yaşlar geldi. Oğlum abi, o zaman ben dayanamıyorum bu takımın 4. oyuncusu olmaya. 3-0. Rodrigo. Senin de gol var. Ben ama şeyi açan. Çıkarma işi var ama. Yani. Rodrigo'yu çıkarma işi var burada. Rodrigo işte. Hocam öğrendim bu işte. Biz bu arada 3. golü kim atmış? Bir tane Rodrigo, bir tane ben. Frimpong. Onu da seviyordun zaten. Onu da ben aldırdım zaten, buraya biliyorsun. Bu takımın sen abi şeysin ya. Yani. Seni Ballon d'Or'u artık sana vermeyenler utansın yani. Kaç gol atmışız? Ligi aldık. Süper Kupayı aldık. 47 gol 7 asist. Yok ya, Rodrigo alsın. Rodrigo da senden yaşlı ha. Ona rağmen gelişiyor. Bir de sakalı makalı da yok. Değişik bir çocuk bu yaş. Bir herif 31 yaşında, benden yaşlı, benden daha çok artıyor abi. Ne bu ya? Leo düşüşte. Leo kötü oluyor evet. Leo yani. Düşüşte. O da düşsün abi. Oldu. Sen de 30 abi. Yaşındasın ha. Ben de 30. Ben 2 sene futbolu bırakırım bu arada. Harbiden mi? Futbola dair her şeyi tattım. Bir bakalım ligde ne var. Peki burada kalacak mısın? Real Madrid'de alkışlarla veda ederim. 90. Onu alamadık. Alsın. Onu da Barcelona'ya hediyemiz olsun. Senin şimdi iki tarafta da gol krallığın var gibisi artık, yoksa... Ya abi canım, 47 atan adam yani. 32 gol burada. Kaç kaldı? 25 öbür tarafa da. Tabii canım. Çok güzel. Çok rahat ama yani. Çok rahat. 14'e 8. Seneye Ballon d'Or'u vermezlerse burada harbiden büyük ya, bir... Öyle bir ihtimal varsa söyle, ben kalkıyorum gidiyorum. Saygı duymuyorum bu formata. Alamadığım şekilde saygı duymuyorum. Ballon d'Or'u alman lazım seneye yani. Almadığım ihtimalde kalkıp gidiyorum çünkü saygı duyulacak bir şey kalmadı bu organizasyon. Yeni sezona geçiyoruz. Bir yeni sezonda, bu sezonda bir tık ufak araya transferler atabiliriz artık ya sanki. Geçen sezon yapmadık. İyi gideni de bozmayı sevmem. Öyle mi? İyi gidiyor takım. Regenlerden aslında bize şimdi vermesi lazım. Bir bakarız. Önce ben bir Mbappe'yi merak ediyorum. Rodrigo'yu keser sağ kanada alırız. Alınır. Yarım yarım oynarlar. Rotasyon diyeceğim bir de. Rotasyon hiç deme biliyor musun? Kaldan buna giderim. Sol açık verelim. Leo yerine mi? Leo'nun yerine. Hatta Leo'yu ver bunu al. Allah Allah. Böyle bir fikir geldi şu an bana. Rodrigo Mbappe ben. Güzel abi. Rodrigo bir de camianın çocuğu ya. Tamam, kalsın abi. Rodrigo da ben... Onunla da çok yaşanmışlığımız var. Bakmasın. Aldı Ballon d'Or'u, biraz sinirim bozdu ama. Valde gelsin hem İspanyol hem de Barcelona'dan transfer yapıyorsun ya. 100 milyonu yapıştırıyorum Valde'ye. Hiç para mara konuşmuyorum yani. En iyisini yaptın. 3 yıl tamam. O değil de şaka maka, 20 yaşından başladım, 30 yaşına. Şimdiki yaşına geldin değil mi abi? Vallahi billahi. Bence... Doğru seçimlerle Real'de olabilirdim. Bence senin konum da çok iyi abi. Eyvallah. Bizi mahcup ettin Ardın'ım. Mesela futbolcu mu olmak isterdin? Yoksa bu konu. Bu işte olmak isterdim. Yani, ben de öyle yani. Ya. Uğraşacaksın da idmanını şey yapacaksın da. Gerek yok. Bu iş daha iyi. Yorumlayan adam. Aynen öyle yani. Daha rahat. Çok hızlı hayat. Benim dedem der ki, futbolcu veya sanatçı olursan der, aile kuramazsın. Dedeme buradan selamlar. Deden harbi. Dedemiz. Lafı gediğini oturtmuş öyle. Zamanında piyanocu olmak istiyormuş. Ünlü piyanocu dedemi almak istemiş. Ondan sonra. Anlattı bana bunu yani. Sana anlattı değil mi? Alvaro Mbappe. Dedemin babası demiş ki, sen diyecek oku. Benim demiş sanatçı olacak oğlum yok. Ne oğlu var? Diş doktoru. O da bir sanattır abi. O da bir sanat. Ayrı bir sanattır mesela.
Dedem de işte bu bence adamın içinde kalmış. Üzülüyorum anlattığında. Keşke bari. Ben de çok üzülmüştüm. Piyanocu da olsaymış ya. İkisi birden olsaymış. Neden olmamış? Hobi olarak yapıyor. Hobi olarak yap, aynen. Gölgeye kaldığını da düşünmüyorum. Ballon d'Or vermemiş olabilirler de takımın hep en iyisisin yani. Geçen seneki performansımla bir kere Ballon d'Or almalıyım zaten. Şimdi bu sene vermeyecekler sanki. Niye? Öyle bir his geldi. Geçen sene bütün kupaları aldık. 50 gol attık işte. O sene o seneydi. Öyle bir his geldi. Bence Rodrigo sen, alırsa... Rodrigo alamaz abi. Rodrigo'nun performansı görmedin mi? Rodrigo alırsa serbest bırakalım mı Rodrigo'yu? Rodrigo alırsa... Sözleşme feshetme şekli. Videonun sonuna geldik. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi daha fazla izlemeyi şey yapma unutmayın diye hemen kapatırız çıkarız. Öyle değil mi sen? Ne demek Rodrigo? 50 gol atmışım. Rodrigo'nun 10 golü var. Cagliari Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Lask, Linz, Cagliari. Bizim gruplar hep kötü oluyor yani. Köy grubu değil mi? Aa, evet. Rahat abi işte. Hep rahat çıkıyoruz biz. İşte hazırlık maçı gibi. Porto'ya ver bir de. Çok tuhaf. Çok tuhaf. 3 maçtan birini verir tamam. İlk kez böyle bir simülasyona yaşıyorum. Heh. Betis. Heh. Helal Betis'e. Betis'e ödül falan veririm öyle diyeyim sana. İlk bizden puan aldık. Rekor geliyor. Bu sene en çok 98 puan aldık. Bu sene sanki 100 puanı geçeriz. Geçeriz. Ya bu Cagliari'ye de sinir oluyorum. Fener'le her sezon hazırlık maçı oynarlardı. João Pedro'yu bunlardan çektik. Saçma sapan bir takım yani. Şimdi Ballon d'Or zamanı. Ballon d'Or zamanı geldi. Rodrigo 95. Ben niye 93'te kaldım abi? Hayat abi. Oo! İşte bu. Varız abi, varız. İşte bu. Güzel. Rodrigo önce biraz. Adam olsun önce. Adam olsun ya. Dur bakalım. Daha ne de. Golüm nasıl? Şimdiki şu anki halim nasıl? Şu ana kadar gole bir bakalım. Mbappe'den önde miyim, geride miyim ya? 24 gol ve 7 asist. Aynen öyle. Sen gölgede kalacak adam ben değilsin değilim abi. Değilim ki. Doğru söylüyorsun. Niye korktuk ya? Evet. Mbappe beni besler anca. Aynen öyle. Şimdi sezon sonu. Şimdi bu sezonda bir Şampiyonlar Ligi gelmez mi ya? Çok iyi olur. Bu sene de şey alırım. Bu performansla benim Ballon d'Or alırsın. Tabii canım, evet. Benim almam lazım. Rodrigo'nun Ballon d'Or aldığı sene Rodrigo gol kralıydı. Ondan aldı o. Ondan aldı. Biz bir sene saldık. Olur öyle arada futbolcunun. Değil mi? Arada. Özel hayatta bir şeyler vardır o sene. He. Belli. Topçuları çok etkiliyor. İspanya'da bir iki objektife yakalanmışım belli. İspanya'da vergi kaçırma işleri. O işlerden falan bir şekilde canım sıkılmış, ondan verdik Rodrigo'ya o sene. O sene dışı vermem. İspanya'da da tüm topçular vergi kaçırıyor. O niye öyle ya? Ronaldo da öyle bir yargılandı. Messi evet, de yargılandı. İspanya'da vergi çok demek. Her o şeyi arada alacağız galiba. Yani yeşil. Sadece yeşil bir tane orada duruyor. Her şeyi alacağız evet. Garibim orada aa, durmuş. Çok çok iyi. Başka çok iyi. Başka. Bir şey yok. Başka bir sezon bu sezon. Değil mi ya? Ben gerçekten bu kadar dominant bir sezon görmedim FIFA'da. Chamouni ve Camavinga farkıdır bu arada. O çocukları yeteri kadar övmüyorum. Değil mi? O orta sahayı toparlıyor. Ondan nasıl ama Oyaz aldık ikisini? Oyaz hamleler çok kritikti ya. Yani. Geleceğe de yatırım oldu. Burada bırakmayın ama ya. Yani. Hadi çocuklar. Çocuklar aha, final. Leverkusen finali. O finali de oynatır mıyız? Lig mi gitti ya? Ligde çok puan kaybettik. Ama çok da almıştık çok abi. Çok da almıştık da. Şampiyonlar Ligi'ni oynatalım. Hadi bakalım ya. Finalden önce La Liga'yı çok merak ettim. 91 puan. Güzel. Sanki daha fazla aldık gibi geldi. Güzel. Onlarda çok onlarda batırdık. 10 beraberlik oldu. Eminim orada. Kupalar beyi oldu ya. Espanayı da aldık. Kupa beyi Hasan Arda Kaşıkçı ya. Asya Elit Kupası diye bir şey var mesela. Onu da almış olabiliriz büyük ihtimalle. Aa, Donnarumma yok. Donnarumma yok bu arada. Donnarumma olsun abi ya. Donnarumma'ya çok iş kalmaz bile. Öyle mi diyorsun? Bence kalmaz. Bence o ligdeki beraberlikler de ondan oldu ha. Senin kaptanlığı alma işi ne oldu hoca? Sen niye kaptan değilsin? Bastoni'ye ben niye verilmiş kaptan değilim ayrıldım? Orada bir şey olmuş, geri verdik kaptanı. Bazen ayrılasım da geliyor bu camiadan. Yani kaptanlık bandını alıyor adam benden. Yani. Habersiz bir de haberin yok. 2-1. Chomeni atmış. Bir tane de ben atayım. Aa, atmışsın. Yine skoru sen açtık. Ondan sonra çocuklar ellerinden geleni yapmışlar. Çok iyi abi. Daha ne yapacaksın ya? Benim bir istatistiklere bakalım. 51 gol, 16 asist. Ama Rodrigo'ya bak. Rodrigo da alabilir Ballon d'Or'u. 51 gol ya. 51 gol yani. Kanattan 33 atmış herif. 67 verin. Ben en son bir tane üçlebilde bunu görmüştüm. Bizim Onur abinin takımında Mbappe böyle bir şey yapmıştı. Yok yani, bu başka eşi benzeri yok bunun. Bambaşka çok, bir topçu çok fazla yaratmışsın. Bir şey. Eline çok sağlık. Ne demek bu abi? Bu işi anlayan bir adamsın. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi senin bir Ballon d'Or'una bakacağız. Sen kaç yaşına geldin? 31 olması lazım. Zirvede bırakacaksın. O düşüşü göstermeyeceksin Real Madrid taraftarına. Değil mi? Ve dünyaya, düşmanlarına şimdi bak, mesela. Bak bu La Liga'da gol krallığım yok galiba. Evet yok. İkinci olmuşsun. Ya vav wow, Felix. Asiste niye de 30 ikincisin atıyor abi ya? Asiste de ikincisin. Bunu anlamıyorum. Niye 30 atıyor mesela? Asya'yı
Son sezon Beşiktaş bu hazırlık kurası. Asyalılar. Gol krallığı Şampiyonlar Ligi. Asiste olsun. Gol krallığı abi. Gol krallığı bir tane de olsa var. Bu sene de. Son sezon bir Beşiktaş olur mu? Aa. Gider miyiz? İstersen gideriz. Oyuncuya bağlı. Sen istiyorsan Beşiktaş yolu ufaktan açılmaca çekti. Tabii canım ya. Yuvama dönerim. İstanbul'da yaşarız. Madrid'de de sıkılırım ben. Değil mi? Kaç sezondur buradasın bu arada? Bayağıdır buradasın. İstanbul yapalım. Bir güzel bir etilerde bir yemek yeriz. Baksana yalnız, ligde çok papaz başladık ya. Bu sezon ya bir sezonu tutmuyor ya. Geçen sezon hayvan oğlu hayvandık. Bu sezonda Lecce'ye berabere falan. Ön taraf yaşlandı çünkü. Değil mi? Herkes. Rodrigo, ben, Leao yaşlandık. Havertz. Herkes 30'ların artık 31'lere 32'lere gidiyor. Eski dinamiklik yok. 20 yaşında çocuklar kevgire Mbappe, çeviriyordu. Mbappe o da yaşlı. O da yaşlı. Leo dedim de Mbappe var. Leo olsa o da yaşlıydı. O da yaşlıydı. Mbappe'yi aldık, o da yaşlı. Tim tuttuk yine Şampiyonlar Ligi'nde belli ki dandik bir grup çekmişiz. Evet, Kiev, Kopenhag falan var. Biz birinci torba olduğumuz için biz her sene çok iyi çekiyoruz ya. Rahat ya rahat. Udinese, Kiev, Kopenhag. Harbi gruba bak. Konferans liginden hallice. Harbi konferans liginde çeksen üzülmezsin şu gruba. Kiev'e de ne sinir oluyorum ya. Aralık geldi. Sen sinir oluyorsun da. Hazır mısın abi? Almış olmam lazım. Hakkımdır. Real Madrid işte Tok. Hasan Hoca 3. Balon d'Or. Sıkıldık mesela. Balon d'Or'dan sıkıldık. Başka ödül yok mu ya? Bıkasım geldi. Hayır, yok mu başka bir şey? Bundan sıkıldık şey diyoruz. Bir elit Asyalılar kupası falan yok mu? Onlardan ver bir tane. Elit Asya kupası. Elit Asyalılar kupasını ister misin abi kazanmak? Çok isterim. Sadece elit Asyalılarla görüşüyorum çünkü. Takım yaşlı ya. Eylül'de, Ekim'de kötü geçiriyor. Orada ben onu çözdüm. Şey yapıyorlar. Tatilden dönüyorlar ya bunlar. Beşer kilo fazla düşüyor. Tatil de şey tatil. Eşiyle meşiyle tekneye çıkmış çocuklar falan. Yorgun geliyor. Süper kupada elendik. Alsın. Orada bir. Olur o kadar. Ocak'ta da kış tatiline Kartepe'ye gelmişler bizim. Tabii belli. Biraz sucuk ekmeği fazla kaçırma var bizim takımda. O var yani. Sen bir de şimdi onlara söylemişsindir. Bizim Türkiye'de şöyle var. Böyle ben geliyorum. Bunları felaket gezdiriyorumdur harbiden ya. Bir de artık reisleri sayılırım. Sen reislerisin abi. 3 tane Ballon d'Or var abi. Chelsea'yeler miyiz? Chelsea'yi de çok severim bu arada. Ben de severim. Yani şu an tutmuyorum ama ben severim. Chelsea'ciyim. Ya şu an biraz bir rebuild yapıyorlar kendilerine. Şu an mesela yerlere izlemiyorum Chelsea. Ama eskiden severdim yani. Şey zamanı, Drogba zamanı falan. Drogba dedim. Ben küçüktüm. Bizim İngilizce native hocamız vardı. Adrian Teacher'a buradan selamlar. O Chelsea'liydi. Mesela ne yapıyordun hocam? Adrian Teacher. Hocam biz ilkokuldayken mi ortadayken? Adrian da artık Galatasaray falan olmuştur. Beşiktaş falan olmuştur. Ne yapacak Chelsea burada? Bana şey diyordu. Bak diyordu Bayern Münih'e çaktık falan. Bir de İngilizce konuşuyordu. O zaman tam anlamıyordum. Bayern'e Drogba diyor kafa attı bir şeyler anlatıyordu. Türkçe mi anlatıyordu? Yabancı dille İngilizce. Ve Londra İngilizcesi yani. Adrian Medrini diyorum. İki tane kupa gitti bedavada. Adrian Teacher. Aa Juventus'a da elendik. Aa lan şaka mı? 2-1'e 2-0 elendik. Madrid'in derken gittik ya. 2-1'e 2-0 elendik yarı finalde. Biz acil Süper Lig ya. Sen de kardeşim. Sen de gazı verin burada. Real Madrid'de menajer oynuyorum. Beşiktaş'a gidelim diyor adam ya. Sık boğaz etmeyin kardeşim. Menajer para alacak oradan. Komisyon indirecek diye beni güzelim takımak. 92'ye düşmüşüm ama harbi kaçarım. 92 ama yine şampiyon. Şampiyonlukla gidelim hadi. Öyle mi diyorsun? Ya, 92'ye düşmüşüm abi. Ben düşüşü daha fazla Real Madrid taraftarına mahcup olamam. Oo. Baksana abi, Ajax finalde ya. Dördüncü geliyordu Ballon d'Or. Neyse 3 de yeter abi. 3 yeter tabii. Allah'ın hakkı 3'tür. Sezon şeyde video başında PSV ile sürünüyorduk ya. Güzel yıllarımız oldu. Bütün Real Madrid camiasına çok teşekkür ederim. Bu sene 35 atabildim. Özür dilerim. Yiğidin kalbinde her şeyin kalbinde bir aslan yatar. Bizim kalbimizdeki aslan belli Beşiktaş. O Beşiktaş'a gidiyoruz. Beşiktaş'ta bu işi sonlandırmak ve oraya bir şampiyonluk götürmemiz lazım. Bütün Real Madrid camiasına çok teşekkür ederim. Kalbimde her zaman. Çok gracias. Seviyorum diyorum hatta gidiyorum. 11 golle de bu arada gol kralı olmuşlar. Alıştığımız işler onu çok kafaya takmıyorum. Felix beni çok bozdu bu ara. Felix yani biraz iki, bir iki La Liga'da. Gol kralı üst üste ne yapıyorsun kardeşim? Bir de kimsin sen? Yoksun da ortada. Takımın ikinci. Aa çok güzel bir kariyer oldu. Çok iyi bir Avrupa kariyeri oldu. Evet. İstanbul Spor'dan başladın. Devam etsem bir şeyler daha yapardım ama Beşiktaş'a olan sevgim başka. Beni başka bir yere çekti şimdi. İstanbul Spor'da başlayan kariyer yolculuğumuz. Tekrar İstanbul'da. Takım da bir kötüymüş. Mendes ya. Kim be? Mendes'e bak yerinde oynamıyor mesela. Bak dediğim gibi görüyorsun değil mi? Yani 85'lik adam var sağ açık merkez orta saha oynatıyor hocam. Cagne var bir Cagne tane. Cagne mi? Hangi Cagne o? Ne o Cagne? Merkezli Cagne var. Kadro berbat ama. Çok kötü kadro ya. Rezalet bir kadro. 80'lik bir Alvarez var. 80'lik bir Alvarez var onu oynatacağız aynen. Santrafor'da sen hücum hattı iyi Süper Lig için. Yok be abi.
Çok sen oynayacaksın şurada abi, 85-80 iyi işte. Ne yapacaksın? Ama orta saha kası çok kötü. Ve stoper abi şurada. Para var mı? Bakacağım paraya. Kaleci de 76. Para. Beşiktaş'ta sıkıntı var. 49. Ama kimi tanıyoruz ki? Bu 2030'dayız. Şimdi seni bir 1903. Beni 1903 euroya al abi. Neydi? Ezel'de mi laf vardı ya? Bir yerde bir laf vardı. Çok fiyakalı bir laf vardı da. Bak oyuncularla konuşuyorsun. Beyler ben geldim. Akıllı olun. Transfer yapma bu arada. Transfere üşenirim. Kimi tanıyoruz abi 2031'de? Şampiyonluk. Işte. Şampiyonluk. Alır şampiyonluğu. Ben mi varım abi? Tamam. Yapmıyoruz o zaman. Yapma. Ben varım, oluruz. 92'lik. Hatta sana kaptanlığı da verelim. Sen varken abi burada. Canım. Başka herhalde kim burada kaptan şu an? Herhalde. Allah aşkına. Vardar kaptan mı? Son sezonun değil mi abi? Futbolu bırakıyor musun? Şampiyon olursak bırakacağım. Evet olsun, belki de son sezonu. Son sezonlarından biri. Beşiktaş şampiyon olursa futbolu bırakıyorum. Olamazsa da bırakma ihtimalim var ama üzüntüden bırakma de, şekli. Düşünürüm de. Ooo! Sıkıntı, lig sıkıntı başladı. Aa, UCL'deyiz. Demek geçen sene bu takım bir şey yapmış. Feneri yendik abi. UCL'de de gidiyoruz yalnız. O bir şeydi, nazardı genç. Gençler dili. Ben büyük ihtimal o gün Semih oynadı o gün. Ben oynamadım. Sen Semih salma yaptın. Aynen, ilk hafta ben bir salma yaptım. Hocam ya idare et, tatili uzun sürdü yaptım orada. Daha yeni geldik zaten İngiltere aktarmasından. Çatır çatır atmaya başladık. Bayern'le aynı gruptasın. Senin de büyük takımlar salmıyor ya. Ya ama Bayern'e bak. Çelmeşov. Bu kim? Sturm Graz. Bunu da yeneriz. Sturm Graz'a yeniliriz. Harbi mi? Öyle mi hissettin? Çok öyle bir içime bak. Beraberliklerle gidiyoruz ama güzel. Ligde iyiyiz be. Ligi iyi gidiyoruz. Ligde evet, bir şampiyonluk. Ağzımızla bozduk. Eyüp var ligde. Güzel, güzel. Güzel, 3 puan galibiyeti CR'de alırız. Galatasaray'ı... Tamam. Ligde biri ekstra oynamadıysa şampiyon biz oluruz, ben sana söyleyeyim. Öyle duruyor inşallah. Hadi ya, CR'de hadi. CR'de gelmez mi? Tarihi bir sonuç gelmez sana mi? Sana bir şey diyeyim mi? Şampiyonlar Ligi'nde yarı final falan oynatsan takıma. Ya biz niye böyle iyi şey konuşurken her şey kötüye gidiyor? Abi ya, harbiden daha... 32 yaşımızda şu çer çöple... yani... Çer çöp. Moloz yığınıyla gruptan çıktık. Yalnız ligde son ligde şeylerde kötü, ve ligde 4-5 puan bıraktık son 2 hafta. Yapma ya. Ne oldu? Çok kötü lig. Lig çok kötü. Samsun'a yenildik. Ligde liderliği verdik. Konya maçı bari kupa alalım. Kupa da olur. Fener maçı. Fener'i 2 maçta iyidir. Da yendik be. Beşiktaş da hep böyle Fener'e kaldırır, biliyor musun? Güzel. Son 16 da iyidir. Yok. İç sağ Başakşehir. Güzel. Ligi aldık mı ya? Lig çok ortada. 2-0'a uzatmaya gider bu maç. Chelsea lig maçı. Çok ortada ya. Lig çok ortada ya. Bence oldu gibi ya. Ama çok şey. Fener yarışta yoktu. Galatasaray'la yarışta. Çok ortada. Bir tane bir takım uçmadıysa o iyiyiz bence de. 2035 yılına gelmişiz be. Şaka mı artık abi, bu ya? Abi çok kötü bak. Bana iyi gidiyoruz. Fena değil. Galatasaray ya. Çok kötü oldu. Güzel. Bak hemen devamını Adana Demir'i yendik. Trabzon. Ne oldu kimdir? Burası çok kritik. Sivas, Rize, Hatay, Göztepe. Kupada Trabzon'a verdik finalde. Rize'yi yenelim. Rize'yi yen ya. Güzel. Volkan Hoca, Volkan belki Hoca. Orada şampiyon olduk abi. 4-3. Son maç Göztepe abi. Eyvah. Harbi eyvah. Güzel. Bitti mi? Son maç değil mi? Eyvah. İstanbulspor eski takımını yendin. Ne olduk? Beşiktaş. Artık H-Talks 91'e düştü. Düşme var ya, açladı. Mendes 86 olmuş evlat. Nasıl 3 ya? Kupa da yok bu sene. Fener yok mu? Fener yok olmuş. 90. Fener düşmüş, hayırlı olsun sana. Allah kahretmesin 76. ya. PSG var şurada bir. Ya aynen öyle. Üzücü bitti kariyer. Aa, kim bu? Ne kupası bu? Elit Asyalılar mıydı? Bu süper kupa. Şey, Trendyol süper kupa. Le Havre'yi niye yendik oğlum biz Trendyol süper kupa? Altay kaldı. Ha. Bu Fransa takımlarıyla bir karışıklık olmuş bizim ligde. Tamam, güzel. Ötürü. Aldık. Şeye şampiyonlar evet, biraz. Kupayı finalde kaybettik. Şampiyonlar Ligi ne oldu? Son 16'mız var. Real ne yapıyor abi mesela senden sonra? Real yok ortada. Nerede Real? Bana bir göstersene Real'i. Real harbi yok. Bak sonuncu. Yukarı çık, en yukarı. Sonuncu. Senden sonra. Ben farkı baba. Gol atamamışlar. Ne oldu? Rodrigo oynasaydı, Mbappe falan oynasaydı niye oynamamışlar? Hay Allah. Kadro merkezinden şeye bakacağız. Bakalım. 35 gol 8 asist. Mendes de çok ya. Mendes de iyi bir adam. İyi adam. İyi adam. Yani çok 3 milyon euroya satarlar bunu. Ufak bir rol çalma olmuş ama artık olmuş ben. Abi olduğun için artık. O kadar önemsemedik. Semih'im devam eder. Bizim artık 33. Bırakıyor musun? Daha kötü olacağız çünkü.
Ve onu görmek istemiyorsun. Görmek istemiyorum. Şey gibi oluyor ya mesela Vikings izliyor muydun? İzlemiyordun değil mi? İzlemiyordum. Böyle bir dizide sevdiğin karakterin kötü tamam. olduğunu onu gördüğünde. Onu görmeye dayanamaz. Aynen yani böyle kötü hissederiz. Biz elimizden geleni yaptık. Ki ölü halin burada 35 tane attı ha. Mikardiler 30 tane atınca bir kral oldular. Bir kupayla veda etmek isterdim camiaya. Harbiden mi? Ama yapamadık. Bir gol krallığıyla en azından. Aynen gol... öyle. Ama Nevez diye bir adam var. Bırak Nevez'i ya. Allah kahretmesin. Neyse Nevez'le evet. ortak bir gol krallığımız var. Şampiyonlar Ligi'nde de oynadık bu arada. Evet. Orada yani... adamız yok. Var 12. yok. 12. Ama 6 golümüz var. 6 gol. Birincinin 8 golü var. 2 tane daha. Neredeyse giriyoruz. Aynen öyle. Seni son futbolu bırakmadan önceki istatistiklerin ki bunlar düşmüş halleri. Daha da iyiydi yani. Baksana abi. Yeni oyunda da arkadaşlar müsait olduğumuzda belki tekrar yaparız. Hasan abi de müsait olduğunda. Ne zaman istersen. Seviyoruz sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Kariyer hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara bekliyoruz ha. Hoşça kalın.